Koray Bey'e bir soru sormak istiyorum. Koray Bey, malumunuz savunma sanayinde sahada kullanılmaya başlayan yapay zekaya sahip robotlar, İHA'lar gibi son teknolojiye sahip donanımlar nasıl test edilir, nasıl test edilmeli? Daha doğrusu neden edilmeli? Yani bu testlerin önemi nedir? Bundan biraz bahsetmenize. Bir de yani eğer bu testler hani yapılmazsa, doğru bir şekilde yerine getirilmezse bize bir riski olur mu? Ne gibi riskler olur? Bunu özellikle değerlendirmenizi bekliyorum hocam. Tabii sorumu söyledikten sonra da kısaca kendinizi ve firmanızı da kısaca bir tanıttıktan sonra değerlendirmenizi almak isteriz. Buyurun hocam, söz sizde. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Size, TRT'de, panelistlerimize ve katılımcılarımıza görüyorum bayağı büyük bir talep var. Şu anda katılımcılar tek tek sayıları görüyorum. Teşekkür ederim. Zaten YouTube'dan da yayınlanacak. Ülkemize de faydalı olması dileğiyle diyorum. Teşekkürler geldiğiniz için. Kısaca kendimden bahsedeyim. 2005'ten beri aslında biz bu işin içindeyiz. Testin işin içindeyiz. Aslında kendim bir test gönüllüsü, kalite gönüllüsü olarak tanımlıyorum. Hani ünvanlar çok önemli değil benim için, işte oranın başkanıdır, buranın şeyidir. İşimiz gücümüz şu: 2005'ten beri şirket olarak, 2006'dan beri de dernek olarak aslında Türkiye'de şu kalite ve test bilirliğini, farkındalığını arttırmak. Bunu yaygınlaştırmak. Çünkü şunu biliyoruz ki dünyada fark yaratmak istiyorsanız, bir yerlere gelmek istiyorsanız kaliteli ürünlerle, yazılımlarla bunu ancak sağlayabilirsiniz. İşte 2006'dan beri dernekle birlikte bunu sürekli gündeme getirmekteyiz. İşte konferanslarımız var, TES İstanbul, raporlar yayınlıyoruz, bu tür paneller yapıyoruz. Onun dışında çeviri faaliyetlerimiz var. Ben de bu ekibin bir üyesiyim, parçasıyım. Aslında sizlerle birlikteyiz, sürekli beraber üretiyoruz. Keyif de alıyoruz. Kişisel şeyimi merak ederseniz bilgisayar mühendisliği background'ım var. Seviyorum da mühendisliği. Ve bu mühendisliği böyle farklı bir niş alanda uygulamak da çok hoşuma gidiyor. Hep gençlere de şu yönde tavsiyelerde bulunuyorum: farklılaşın. Yani herkes şunu yapıyor diye onu yapmak zorunda değilsiniz. Kendinizi bir şekilde farklılaştırın. Dünyada, hele ki pandemiden sonra, şu anki bilişim dünyasında çok büyük fırsatlar var. Peki savunma sanayine gelecek olursak, bugünkü konumuz tabii ki test defense. Bizim panel serilerimizden biri. Bu sene dediğiniz gibi ikincisini yapıyoruz. Savunma sanayinde ne durumda test? Önemi arttı mı, azalıyor mu? Biraz onlara değinmek istedim. Tabii ki kavram iyice genişledi bizde. Şimdi biz ilkokulda, ortaokulda okurken biliyorsunuz, yani Türkiye'nin yüz ölçümü 780 bin metrekare. Değil mi? Dağlık yüz ölçümü 800 küsür bin metrekare, kilometrekare olarak hep öğrenirdik vatanımızı. Şimdi İşin içine ne girdi? Bir de mavi vatan girdi. O zaman o çok gündeme gelmezdi. Denizdeki bizim sınırlarımız. İşte daha sonra hava sahamız önemli. Şimdi bir kavram daha girdi. Muhammed Hocam da bahsedecektir. Siber vatanımız var. Diyeceksiniz ki yani bu vatan nereden girdi? Bu vatan böyle farkında olmadan da girdi hayatımıza. Yani öyle bir şey oldu ki teknolojiyle birlikte çaktırmadan bütün hayatımıza girdi. Çünkü bütün hayatımız artık şu anda bilişim üzerinden, IT üzerinden yapmaktayız. Bu anlamda baktığınızda sadece günlük işlerimizi bırakın, artık işte ordular, işte savunma sistemleri de insansız olmaya başladı. Çünkü insan bizim için kıymetli, değerli ve insanın yapabileceği çoğu şeyi artık biz neye yaptırabiliyoruz? İşte robotlara yaptırabiliyoruz, tanklara yaptırabiliyoruz ya da işte diğer savunma sanayi ürünlerine yaptırabiliyoruz. Bunu nasıl yapmaya başladık? İşte yapay zekayla. Yapay zeka ile birlikte işte CPU'ların kuvvetlenmesi, elimizdeki verilerin artmasıyla bunları artık ürünlere yaptırmaya başladık. Yani büyük ihtimalle yakında göreceğimiz savaşlar ya da belki şu anda olan, bizim birebir görmediğimiz savaşlar insanlar arasında değil de robotlar arasında olacak. Bu gözle baktığımız zaman da bu robotların, ürünlerin test edilmesi çok kritik önem arz ediyor. Çünkü burada yapılabilecek bir hata, mal kaybından öte ya da ne bileyim para kaybından öte can kaybı. Hatta bir sürü canın kaybına sebep olabilecek şekilde bir hata. Bizim zaten testle çıkış noktamız her zaman budur. Yani test eşittir risk. Riskin ne kadar büyüdüyse o kadar test etmen gerekiyor. Baktığımız zaman yapay zekaya sahip robotlar, savunma sistemleri de risk çok büyümüş durumda. Olay çünkü can kaybına gitmiş durumda. Bu anlamda da testin önemi iyice artmış durumda.
Biz dernek olarak, şirket olarak çok böyle talepler geliyor. İşte şöyle bir ihale var, bu ihalenin şurasında şöyle bir test yaptırılması gerekir. Nasıl yapabiliriz? Hatta bakıyorsunuz yazılımın geliştirmesinden daha çok teste bütçe zaman ayrılmış. Bunun çok önem kazanmaya başladığını çok rahat bir şekilde görüyoruz. Peki burada neye dikkat edeceğiz? Nasıl testler yapacağız? Baktığınız zaman temelde zaten biz bir ürünü ya da yazılımı test ederken öncelikle fonksiyonelitesine bakmalıyız. Ne kadar fonksiyonel olarak doğru çalışmak. Ne bileyim bir roket füze sistemi gerçekten hedefi ne kadar başarıyla, yüzde kaç başarıyla vurmakta. Bu bir taraftaki fonksiyonel taraf. Diğer tarafsa özellikle savunma sanayinde öne çıkan non-functional dediğimiz fonksiyon olmayan taraflar. Burada da temelde baktığımız dört tane ana başlık var. Bunlar nedir? Reliability. Ne kadar sistem güvenilir? Yani bu sistemler işte oturduğumuz yerde, işte plazamızda ya da ne bileyim konfor alanımızda kullanılan sistemler değil. İşte çamurda, dağda, bayırda, taşta çok zor şartlar altında belki -30 derecede belki artı 40-45 derecede kullanılan sistemler. Ve bu sistemlerin reliable olması, güvenilir olması gerekiyor. Bu ne demek? Yani bir kere ben füzeyi vurdum, attım, vurdum sistemi ama ikinci de üçüncü de tekledi. İşte askerde de biliriz ya yani hani tüfek tutukluk yaptı. Öyle bir şansımız yok. O sistemin ne olması lazım? Güvenilir olması lazım. Yani ilk atışı yaptığı gibi ikinci, üçüncü hatta yüzüncü atışta da ya da İHA'da yüzüncü görüntüde de bize güvenilir bilgiyi vermesi gerekiyor. Buna bakıyoruz. Onun dışında availability, ne kadar available, yani ne kadar hizmet veriyor bize. Yani 3 dakika, 5 dakika hizmet verdi ama sonra 10 dakika kilitlendi olmaması gerekiyor. Ya da bizim ona bir şekilde erişebilmemiz gerekiyor. Maintainability, üçüncü baktığımız şey, ne kadar bunun sürdürülebilir bir yapısı var. Yani teknoloji sürekli gelişiyor, ortamlar sürekli değişiyor, ihtiyaçlar sürekli değişiyor. Bizim elimizdeki ürünü tekrar ve tekrar iyileştirerek, üstüne bir şeyler koyarak ne yapabilmemiz lazım? Kullanabiliyor olmamız lazım. İşte görüyorsunuz mesela uzaya gönderilen araçlarda da öyle. Yani uzaya eskiden aracı gönderiyorlardı. Sonra geri gelirken okyanusa düşüyorlardı. O araç kullanılmaz hale geliyordu. İçindeki insanları kurtarıyorlardı bir şekilde. Ama aracı tekrar kullanılmıyordu. Son zamanlarda gündeme gelen araçlarda ne var? O aracın tekrar tekrar kullanılabiliyor olması, üzerine bir şeyler eklenebiliyor olması. Çünkü bir şeyleri sıfırdan yapmanın da ayrı bir maliyeti var. Son baktığımızda security tarafı, özellikle öne çıkan, ne kadar güvenilir, güvenlikli. İşte biraz önce söyledim, siber vatanımız var. Bu siber vatan olayı bu ürünlerin güvenliği içinde geçerli. Yani güvenlik deyince aklımıza illaki kredi kartı şifremizin çalınması ya da internet bankacılığımızın hacklenmesi anlamına gelmemesi gerekiyor. Bizim güvenlik unsurlarımızın da, bunlar daha çok böyle yapay zekaya sahip oldukça, güvenlik açıkları vermeden kullanılabiliyor olması gerekiyor. İşte bu taraflara dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Detaylı bir şekilde bakıyoruz. Bunlar hep apayrı yetkinlik isteyen şeyler. Çok farklı teknikleri var. Ve burada yapay zeka ile gelen farklı farklı yaklaşımlar da var. İşte burada üç ana başlığa ayırabiliriz yapay zeka tarafını. Yapay zekanın test edilmesi apayrı bir olgu. Yapay zekanın başka bir yazılımı test etmesi. Bakın burada yapay zekanın test edilmesi demiyorum ama yapay zekanın herhangi bir yazılımı yapay zeka ile olabilir test etmesi. Ve en güzeli de şu, şunu yaptırabilirsek zaten test işini daha böyle kendi kendine yapacak bir iş haline de getirebiliriz çoğu yerde. Yapay zekanın kendi kendisini test edip hatalarını bulup ne yapması bunları düzeltmesi. Hani bir laf vardır ya, insan kendi doktor olacak. Çok dalga da geçilir. Hani ya ben radyolog muyum falan diye de. Bir anlamda doğrudur. O insanın kendisini hissedip evet benim şu yediğim bana alerji yapıyor. Ya da işte şuna dikkat etmezsem suyunu tutup oluyorum diyebilmesi, ona göre de kendini ne yapabilmesi, önlem alması ve düzeltebilmesi gerekiyor. Aynı şey yapay zeka için de geçer. Yani sistemleri bu aşamaya getirdiğimiz zaman yapay zeka artık kendindeki sıkıntıları yakalayarak ne yapıyor? Onları siz belki farkına varmadan recovery product'ı yani kendi kendine iyileştirerek ne yapıyor? Bir şekilde düzeltiyor.
Bu anlamda baktığınız zaman daha gidilecek çok yol var. Yapılacak çok şey var. Şu anlama da geliyor, çok fırsat da var. Yani dünyada bu anlamda ilerlemiş, biz de güzel ilerlemeler kaydediyoruz. İlerlemiş bazı ülkelerden de ne yapmak lazım? Feyz almak lazım. Mesela Güney Kore bu anlamda bayağı bir atılımdı. Özellikle robotlar, savaşçı robotlar. Hatta bu konuda bayağı bir tartışmaları da var. Çünkü bu işe yapay zeka girdiği zaman, robot ve savunma sanayi girdiği zaman işin sosyal ve hukuksal boyutunu da ele almamız gerekiyor. Tamam biz bir mühendisiz ama burada bize avukatların, hukukçuların, sosyal bilimcilerin, psikologların hatta devreye girmesi gerekiyor. Atıfta bulunmadan geçemeyeceğim. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği'ndeki profesörlerinden, hocalarından biri Göktürk Hocam, Göktürk Üçoğlu'nun bir kitabı vardı. Ben 95 girişliyim ODTÜ'ye. Yıllar önce yazmış, 80'lerde yazmış, belki de 90'lara doğru yazmıştır. Düşünün bundan 30 sene önce yazdığı bir kitap. Yapay zekanın hukuksal ve sosyal boyutu diye yazdığı bir kitap var. Bu çok kritik. Hele robotlar işin içine girdiği zaman şunu sorgulamamız gerekiyor. Yarın bir gün bir robotun yapacağı bir hata. Bu ne olabilir? Bir insanı da öldürebilir. Ya da bir askeri yaralayabilir. Bunun sorumlusu kim? Robotu yapan mı? Ne bileyim robotu yöneten mi? Ya da derseniz ki yapay zekalı zaten. Kendi kendini yönetiyor. Robotun kendisi mi? Mühendis mi? Yazılımcı mı? Bu sorgulamaların yapılması lazım. Bunları tartışmaya başlamamız gerekiyor. Çünkü biz şunu biliyoruz ki robotu istediğiniz kadar ne yapın? Hapse atın isterseniz paramparça edin değil mi? Cezalar verin çok bir anlamı yok. İnsan boyutunda verebileceğiniz bir ceza değil. O yüzden bunun iyi sorgulanması gerekiyor. Hukuksal boyutunun iyi sorgulanması, toplumsal boyutunun iyi sorgulanması gerekiyor. Bu anlamda benim gördüğüm kadarıyla hukukçulara da, sosyal bilimcilere de, beşeri bilimcilere de çok büyük fırsatlar var. Bu tarafa girmelerini tavsiye ederim. Yıllar önce işte e-commerce ile birlikte bas bas bağırıyorduk. Yani e-commerce tarafında bakın hukukçulara çok iş düşecek. Sosyal bilimcilere çok iş düşecek. Bunu şu anda çok güzel yaşıyoruz. Aynı şey yapay zeka ve savunma sanayi tarafında da çok önem arz edecek. Bırakın savunma sanayini artık evlerimize girmeye başladı robotlar. Bizim hanım işte pandemi sırasında bir tane aldı. Yerde yürüyen bir tane temizlik robotu. Bütün evin şeyini çıkarttı, haritasını çıkartıp temizliyor. Çünkü evde iki tane çocuk var, ben varım filan. Hanım bitmiş durumda. Temizlik, yemek, şudur budur derken ne yaptık? Biz de robotlardan destek aldık. Bu iş daha da büyüyecek. Daha da fonksiyonitesi artan robotlar çıkacak. Yani elimizde bunlarla yaşayacağız. Bunların da hataları olacak. Bunların da iyi test edilmesi ve bunların da işte o sosyal ve psikolojik, hukuksal boyutunun iyi ele alınması gerekiyor. Şunu söyleyeceğim, heyecanlıyım açıkçası bu konuda. Ne mutlu ki biz de yakaladık bu süreci. Bizim yöneticilerden Besim'in dediği güzel bir şey var. Pandemiyle birlikte aslında 10 yılda belki 15 yılda yaşayacağımız bir süreç ya da geçeceğimiz bir aşama 5 ayda 6 ayda geçirmiş oldu. İşte aklımıza gelmezdi geçen sene bu panelde böyle bir çöl yapacağımız ya da dünyanın bir çöle dönce. Aynı şey robotlar için, yapay zeka için, savunma sanayi için de geçerli. Bu anlamda tekrarlamak istiyorum. Çok büyük fırsatlar var. Çok büyük risk var. Ama bunu negatif algılamamak lazım. Bunu ben fırsat olarak görüyorum. Hem ülkemiz için, hem yeni mezun arkadaşlarımız için, hem sektörümüz için bunu iyi değerlendirmekte fayda var. Teşekkür ederim. Hocam ben teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bilgiler verdiniz. Şimdi verdiğiniz bilgiler bana birkaç hususu anımsattı. Kısaca onlara bir değinip ardından Alper Bey'le devam etmek istiyorum. Bir tanesi şeydi aslında bu hani test süreçleriyle alakalı bu gelişim sürecini ne hatırlattı konuşmalarınız? Bu hani aslında hep tarihte de baktığımızda test süreçlerinin ilk başta insanlar hani fonksiyonaliteye odaklanıyor. Bu bizim işimizi yapabiliyor muyuz? Yani fonksiyonel anlamda yeterli mi? Ardından fonksiyonelite geçtikten sonra ya bu bir performansı yeterli mi şeklinde insanlar odaklanıyor. Ardından da bu ikisini bir nevi hallettikten sonra güvenlik eksenine odaklanmaya başlıyorlar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam yine sizlerin yayınlamış olduğu bir raporda şey bahsediyordu. İşte dünyada bakıldığında hani performans, şey fonksiyonelite, performans ve kullanılabilirlik. Ardından işte ISTQB'nin yayınladığı raporda da fonksiyonelite, performans ve güvenlik ekseninde ilerlediği. Son evet. Yıllarda bu hani siber saldırılarla birlikte de malumunuz bu güvenlik daha da önemli bir hale gelecek gibi gözüküyor.
Bir örnekle yine Güney Kore deyince ben aklıma şu geldi. Güney Kore ile alakalı bir siber güvenlik tarafında yaptığımız çalışmalarda hep takip ettiğimizde mesela eylem planı noktasında onların bizlerden çok çok daha önce eylem planlarını çıkarttığı ve bunları uygulamaya koyduğunu vesaire de görüyoruz, şahit oluyoruz. Bazı noktalarda bu anlamda hani gündemi takip etmek, gündemi yakalıyor olmak da önemli. Bir husus daha yine aklımda sizlerin zaman zaman hani farklı platformlarda gördüğümüzde Tested in Turkey ifadeniz kıymetli buluyorum açıkçası. No. Daha önce hani Türkiye'nin donanım alanında belki kaçırmış olduğu treni yakalayabilmek için bu yazılım testleri, savunma alanındaki testler çok kıymetli. Belki bu anlamda hani Tested in Turkey vizyonunda siz edinmiş bir kuruluş olarak hani ülkenin bu vizyon edinmesi ve bu anlamda bu bölgede lider konuma doğru gitmemiz için hani elimizden geleni yapmamız lazım. Bir açıdan fırsatlar da var. Yani belki kaçırdığımız treni yakalamak zorunda değiliz ama yeni bir güzergah, yeni bir yol, yeni bir rota belirleyebiliriz diye düşünüyorum. Robotlarla alakalı söyleyince yine oraya da ufak bir ekleme yapacağım. Geçen bir arkadaş söylemişti evine işte bu süpürge şeyiyle alakalı bir robot aldığında işte demiş ki oğluna oğlum bu tarihi kaydet, bu bizim eve ilk giren robot, belki yıllar sonra diyeceksin ki hani işte biz ilk robotu şu tarihte evimize almışız, ilk şey çok ilerleyen yıllarda çok çok fazla robotlarla yaşıyor olabiliriz diye bunları hatırlattı bana açıkçası. Tekrar Güzel. teşekkür ediyorum. Kısaca ben de Şimdi şeyi söyleyeyim. O Tested in Turkey çok önemli bir şey. Ben de yeri gelince söyleyecektim. Siz değindiniz. Sağ olun. Valla yıllardır diyoruz ki Made in Turkey, Made in Turkey. Olsun. Devam etsin. Made in Turkey'de tutarız. Orada bir sıkıntımız yok. Ama dediğiniz gibi yeni yeni trenler geliyor. Yani hiç burada ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Tren kaçırdık falan diye. Çünkü çok yeni bir sürü trenler var. Bu trenlerden biri de test treni. Bunu da odaklanarak yani işte böyle panellerle bu alanda şirketlerle, iş yapan şirketlerle, kurumlarla bu Tested in Turkey'yi yurt dışında da duyurarak Türkiye'nin bakın test alanına yatırım yaptığını ve bir test merkezi haline geldiğini belirtmemiz ve bu anlamda çok önemli bir ihracat kalemi elde etmemiz çok mümkün. Bir de bizim kültürümüze uyuyor. Şimdi beni dinleyenler belki gülecekler de biz hata bulmayı seven bir toplumuz. Hatasını yakalarız. Görüyoruz da demek ki yakalıyoruz. Ne bileyim işte düğüne gidiyorsun. Masalarda konuşulur ya işte gelinin de şu saçı olmamış, damadın da şöyle papyonunda bir sıkıntı var filan. Ya yemekte de bu var filan. Bir şeyleri yakalıyoruz. Bunu bir de pozitife çevirdiğimiz zaman test gibi yani çıkılan şey çıktı. Üretime döndüğü zaman bence çok güzel ihracat kalemleri ve cari açığı kapatacak çok güzel şeyler elde edeceğimizi düşünüyorum. Hep vurguluyoruz. Siz de vurguladınız. Sağ olun. Test in Turkey. Hep altını çizelim. Neden olmasın? Hani biz buna inanıyoruz. İnşallah, inşallah. Teşekkürler. Evet, tekrar teşekkürler. Şimdi de Alper Kral Bey'e söz vermek istiyorum. Alper Bey, soruyu cevaplamadan önce de yine sizden de kendinizi ve firmanızı kısaca bir tanımlıyor olmanızı bekliyoruz. Şimdi malumunuz savunma sanayinde birçok ürün, birçok yazılım kullanılıyor. Savunma sanayinde kullanılmakta olan ya da savunma sanayine hizmet veren firmaların geliştirdikleri birçok yazılımlar mevcut. Büyük sistemlerle çalışan yazılımlar mevcut aslında. Bu yazılımlar için yoğunlukla ne tür testler uygulanmaktadır? Bu anlamda biraz bir değerlendirmenizi alalım. Tabii önce kendinizi ve firmanızı da kısaca tanıtarak. Buyurun. Tamamdır. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Öncelikle kıymetli izleyicilere, değerli katılımcılara merhaba diyorum. Böyle bir organizasyon için de teşekkürlerimi iletirim. Bu şekilde sözlerime başlayayım. Çok kıymetli bir organizasyon oluyor. Kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Alper Kral. İstatistik geçmişim var. Bilgisayar mühendisliği geçmişim var. Yaklaşık 2,5 yıldır da TÜRETESK bünyesinde yazılım uzmanlığı ve yazılım proje yöneticiliği yapmaktayım. Kısaca hemen TRTS'ten de bahsetmek isterim. TRTS kurulum misyonları arasında yerli test altyapı envanterini oluşturmak, Türkiye'de yapılamayan testlerin yapılabilirliğini sağlamak, kamu malı test merkezlerinin işletimini üstlenmek gibi aslında çok önemli stratejik faaliyetler yürütmek üzere Savunma Sanayi Başkanlığı, TSE, TÜBİTAK, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve STM ortaklığında kurulmuş kamu özel işbirliği modelinde bir anonim şirket. Mevcut test değerlendirme altyapı ve kabiliyetlerini envanterine tutarak bunları ihtiyaç sahipleriyle bir araya getirmeye yönelik bir koordinasyon hizmeti sağlamak amacında TRTS.
Savunma sanayi başta olmak üzere kritik sistem ve platformların testlerinin yerli ve milli bilgi birikimi kaynaklarla gerçekleştirilmesine katkı sağlamak, ülkemizde kurulmuş veya kurulacak test ve değerlendirme altyapılarının daha verimli, daha optimize çalışmasını işletilmesini sağlamak amacıyla Aralık 2017 yılında kuruldu. 1 Kasım 2018 tarihi itibariyle de İvedik Organize Sanayi Birliği bünyesinde bulunan Teknopark Ankara yerleşkesinde faaliyetlerine başladı şirketimiz. Son olarak şunu söyleyeyim, T-Test kamu adına bağımsız ve güvenilir test otoritesi olmayı amaçlamaktadır. Öz cümle bunu söyleyebilirim. Soru için teşekkür ediyorum. Şöyle başlayayım, aslında Koray Bey çok önemli, çok güzel yerlere değindi. Benim de aslında hani bir şekilde bunlardan bahsetmeyi istediğim konulardı. Şimdi şöyle başlayayım. Sivil tarafta ve savunma sanayi tarafında dediğiniz gibi büyük sistemler, sistem şu timer'ımda başlatayım da 12 dakikayı çok geçmeyeyim istiyorum, sıkıştıracağım bir şekilde. Sistem bağımsız çalışan sistem bağımsız çalışan yazılımlar olduğu gibi, işte standalone yazılımlar gibi diyebiliriz. Alt sistem, üst sistem gibi ürünlerle çalışan yazılımlar da mevcut. Bu yazılımlar, yani yazılımın doğası gereği hatalarla karşılaşılması kaçınılmaz. Yani hatayı minimize ederiz, hatayı yok edemeyiz. Hata illaki çıkacaktır, özellikle büyüyen yazılımlarda. Bunun da kaynağı ve sebebi aslında çok fazla fark etmez. Yani hani insan kaynaklı olabilir, işte dil kaynaklı olabilir, bir sürü sebebi olabilir bunun. Hata olacaktır. Şimdi bu hatalar sivil tarafta en kötü ihtimalle neye sebep olur? İşte ciddi para kayıplarına ve zaman kaybına neden olabilir. Yani bu da önemli kayıplar tabii ki ama maksimumu budur. Ama şimdi askeri alanda ve savunma sanayi tarafında bakacak olursak, bu yazılımların mal zaman kaybının yanı sıra örnekleri de mevcut tarihte, çok ciddi örnekler, işte Patrick füzelerinin yanlış yerde bulunması falan gibi. Aslında işte mission critical, safety critical dediğimiz ülke için hani stratejik öneme sahip açıklara sebep olduğu gibi can kayıplarına işte bir şekilde, yani insan kaybı, Koray Bey bahsetti, hani insan bizim için değerli, bu nedenle yapay zeka işte işin içine sokulmaya çalışılıyor. Yani can kaybı gibi büyük riskler ortada. Ya bu nedenle bu tip yazılımlara, savunma sanayinde, askerde hani mission critical, işte safety critical, yani görev critical, emniyet critical gibi kategorilendirmeler yapılır. Şimdi bu tip yazılımlarda testler başlı başına bir süreç bu neden. Yani çok ciddi problemler var, çok ciddi riskler var. Haliyle tek randa çözülebilecek bir sürecimiz yok. Başlı başına geliştirmeden nihai ürüne kadar uygulanması gereken bir proses var ortada. Bu süreçten kastım da dediğim gibi hani aslında testin planlanması, test senaryolarının tasarlanması, bu testlerin koşulması, sonra aldığımız sonuçları istenen değerlerin, yani bir threshold değerlerimiz, işte şeylerimiz var, geçmesini istemediğimiz değerler olabiliyor. Sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi, bunların raporlanması ve nihayetinde bu ilgili test fazının bitirmesi gibi bir süreçten bahsediyoruz. Bu sürekli dönecek bir cycle aslında. Şimdi bu aşamalar dediğim gibi ürünün geliştirme safhasının en başından sonuna kadar çeşitli ara safhalarda çeşitli döngülerle uygulanmaktadır, uygulanmalıdır. Çünkü arada ya da işte en başta gözden kaçabilecek bir hatanın maliyeti daha işin başındayken çok daha az bütçeyle, çok daha az maliyetle çözülebilecekken işin sonunda yani çok ciddi maliyetlere sebep oluyor. Hatta bazen acaba birazdan bundan da bahsetmeyi istiyorum. Projelerin fail etmesine, bütün projenin bir anda çöp olmasına sebep olabiliyorlar. Dediğim gibi çok fazla örneği mevcut. İşte çeşitli araba firmaları, araç üreten firmalar sivil tarafta bununla karşılaştılar. Şimdi sorunun odağına dönecek olursak, bu tür yazılımlar için ilk etapta üreticinin ve ürünün kullanacak tarafın isterleri doğrultusunda doğru ürünün üretip üretilmediğinin belirlenmesi gerekiyor. Bunların test edilebilmesi, sağlanabilmesi için de ne Koray Bey az önce değindi, çok işte ürün fonksiyonel testler var mesela. Nedir? İşte ürün fonksiyonel, yani use case diagramı senaryolarımız var, kullanım senaryolarımız. Bu uygulama bu kullanım özelliğini sağlıyor mu? Ya da kullanıcı bu senaryodaki gibi hareket ederek uygulamayı yönetebiliyor mu? Gibi sorulara cevap veren testler aslında fonksiyonel testler.
bu tarz ürünlerde sıklıkla, çok sık hatta olmazsa olmaz uygulanan testlerden işte fonksiyonel testleri sayabiliriz. Yine hani Koray Bey uydu tarafından girdi. Ben de uydudan bir örnek vereyim. Bir uydu sistemi düşünelim. Hani bir görev birimi var yukarıda uçan. Bir de yerde işte bir yer komuta kontrol sistemi var. Nedir? Gerçek zamanlı çalışan, aslında arada haberleşen bir sistemden bahsediyoruz. Siz bir görev gireceksiniz. Bu görevin uyduda önceliklendirilmesi gerekiyor. Çünkü real time çalışan bir sistemden bahsediyoruz. İşte bir şekilde görev önceliklendirme, görev sıralama algoritmaları koşuyor iki tarafta da. Benim girdiğim komut, yani bir basit bir fonksiyon testi mesela, şey yapalım, modelleyelim şimdi. Benim girdiğim komut doğru sırada girecek mi? İlk etapta beni bir algoritmanın doğru sıraya, girdiğim komutun önceliğine göre sıralandırması gerekiyor. Ben komut girebiliyor muyum? Girdiğim doğru önceliklenebiliyor mu? Ben bu görevi daha sonra güncelleyerek komutun içeriğini ya da komutun sırasını değiştirebiliyor muyum? Bu komutu silebiliyor muyum? Gibi çok basit, çok basit şeylerden tutarak işte çok daha ileri seviye fonksiyonlara kadar test edebiliyorum. Bunlar fonksiyonel testleri örneği ve aslında yazılımın ana amaçlarının tamamını kapsayan testler haline çok yüksek öneme sahip. Çünkü yazılımın ana fonksiyonlarına, faktörlerini test etmiş oluyoruz. Bunun haricinde hani çok sık uygulanan işte fonksiyonel testler haricinde non-function, yani fonksiyonel olmayan testler var. Fonksiyonel olmayan deyince olumsuz bir hava oluşuyor gibi oluyor. Aslında değil. Yani fonksiyonel olmayan derken fonksiyonelitenin dışında işte performans testi, yük testi gibi testlerden bahsediyoruz. Performans testinden örnek vereyim. Hani çok hepsini sıralamayacağım elbette ama iki tane örnek vereyim en sık rastlanılanlardan. Mesela performans testi, yine gerçek zamanlı çalışan sistemler, savunma sanayinden bahsediyoruz. İşte bir füze durdurma sistemi olabilir, bir yangın bastırma sistemi olabilir ya da yine uydu tarafında bahsedersek bir şekilde hani anlık işte şeyin güneşin yıldızların konumunu ölçerek kendini konumlandıran işte bir şekilde o iki tekerleklerini kullanacak bir sistemden bahsediyoruz. Haline anlık karar vermesi gerekiyor. Ama bu anlık kararı kaç milisaniyede, milisaniyelerin konuştuğu bir ortam var aslında. Çok hızlı tepki vermesi gereken bir ortamımız var. Haliyle ne kadar hızlı tepki verebiliyor? Bunların, yani bu tip performansların değerlendirildiği testler var. Yine hayati derecede hani kritik öneme sahip testler. Başka bir fonksiyon olmayan test, yük testinden bahsettim. Elimizdeki sistem çoklu kullanıcı ya da çok fazla sistemin entegre çalıştığı, bir şekilde birbirleriyle haberleşen bir sistem olabilir. Çok fazla işte alt sistemler arası metot çağrısı yapılıyor olabilir. Bu durumda aslında yoğun kullanımda, yoğun bir insan operatörün komut girmesi ya da alt sistemlerin çok ciddi çağrılar yapması durumunda bu sistem şişebilecek, yani kaçınılmaz. Bu şişmeyi nasıl kontrol ediyor, nasıl reaksiyonlar gösteriyor, bunu görmek için yapılan yük testleri bulunmakta. Yani yük testini çok sıklıkla aslında işte online, yani web sitelerinde ya da işte online yazılımlarda sıklıkla görüyoruz. Hani mutlaka canlıya geçmeden önce bir işte server bazlı bir yük testi yapılır. Nedir ne değildir, hani kaç kişiye kadar destekliyor, işte ne kadar anlık talebi karşılıyor gibi yük testleri yapılır. Yine sıklıkla uygulanması gereken testlerden. Biraz daha farklı bir tarafa gelelim. Hani ön yüz tarafına gelelim. Hayatımıza çok fazla işte IoT gibi, akıllı cihaz gibi. Bunların son dönemde artık cidden hani çok küçük yaştaki insanların elinde bile işte genç arkadaşların bu telefonlar var. Hatta birçoğunun, yeni doğanların cidden elinde doğuyor. Yeni bir uzuv gibi. Ellerinde bu akıllı cihazlarla geziyorlar. Halde bu yazılımların, yani bu araçlarda kullanılan yazılımların kullanıcı dostu olması gerekiyor. Yani bir şekilde kullanılabilir olması gerekiyor. Bu noktada işte user experience, hani user friendly gibi kavramlarımız var. Kullanıcı dostu olma noktasında çok ciddi bir çaba var. Bu nedenle yani kullanılabilirlik testleri de yapılmakta çok sık şekilde. Bir şekilde bir arayüzünüz var, bir arabiliminiz var ve bunun kullanıcı tarafından çok rahat kullanılabiliyor, manage edilebiliyor olması gerekiyor. Neticede aslında işin birazcık teknik kısmına gelelim. Teknik kısımda çok sıklıkla yapılan yazılımın yapısal testleri kısmı var. Yapısal testlerden kastım ne?
süre azaldığı için çok aslında biraz da hızlı geçmeye çalışayım. Bir kodumuz var elimizde, bir kod yığını. Bu kodda mantık hataları olabilir, kodlama hataları olabilir, sintaks hataları olabilir. Gerçi çoğu geliştirme ortamı bunu söylüyor tabii ki size ama bu tarz hataların kontrol edildiği, sistemin biraz daha mimarisine odaklanıldığı testlerdir, yapısal testler. Aslında sizin işte bir inputunuz var, bir girdiniz var. Bu girdinin bir çıktısı olacak elbette. Bu girdinin girip adım 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 o çıktıya kadar ilerleyen safhalarda bütün akışını kontrol ederek, hani aralarda bir mantık hatası var mı? Yani bu gizli kalmış mantık hataları olabilir. Yazılan kod daha iyi hale getirilebilir mi? Fazla gereksiz kod satırımız var mı? Ki çoklukla karşılaşıyoruz bu şeyde testi gerçekleştirirken. Ölü kod var mı? Yani yazılmış ama hiçbir işe yaramıyor. Öyle kalmış. İşte değişken atanmış, kullanılmamış falan. Bunlar var mı? Bu gibi şeyleri kontrol edildiği bir yapısal test aşaması da var. Yine önemli testlerden. Şimdi tüm bu testler neticesinde bu ve bunun gibi bir sürü test var tabii ki yapılabilecek. Ama hani çok sıklıkla karşılaşılanlar bunlar. Tabii ki bunların neticesinde yazılımda değişikliklere gidilebiliyor. Ya da isterler değişiyor, gereksinimler değişiyor, yazılım değişikliğe gidebiliyor. Bir şekilde yazılım yaşayan bir süreç ve değişikliklere uğruyor. Haliyle bu değişikliklerin özellikle ne işte bu emniyet kritik, görev kritik dediğimiz kavramında tabii çok ciddi anlamda etkileyeceği için bir regresyon testi kısmı var. Yani yapılan değişiklik yazılımın nerelerinde etkilere sebep oldu? Nerelerine müdahale ediyor? Buraların düzeltilmesi gerekecek ya da kontrol edilmesi gerekecek. Bunun için yapılan regresyon testleri var. Çok sıklıkla uygulanan. Ve neticede yine Kural Bey'in bahsettiği gibi, Mustafa Bey sizin bahsettiğiniz gibi siber güvenlik testleri var. Olmazsa olmaz ve çok kritik. Bu testler bambaşka bir disiplin, bambaşka bir uzmanlık gerektiriyor. Yüksek derecede hayati öneme sahip, özellikle savunma sanayi alanında. Yazılım saldırıya açık mı? İşte bir şekilde hani, yapılan atakları karşılayabilecek mi, karşılayamayacak mı? Bunların testlerinin yapıldığı siber güvenlik testleri var. Bu dediğim gibi bambaşka bir disiplinde uzmanlık. Çok da kıymetli bir alan. Yani özetleyebileceğim kadarı bu kadar. Yani çok sıklıkla karşılaşılan ve yapılması gereken testler bunlar. Soru için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sizlerin de sözleri bize şunu hatırlattı. Şimdi hani ülkemizde baktığımızda eskiye oranla testler daha fazla yapılıyor. Ama her ne kadar testler daha fazla yapılıyor olsa bile test süreçleri, testlerle alakalı farkındalık hala az. Yani testleri hani farkındalığın az olmasının sebeplerinden bir tanesi de ülkemizde genellikle test sürecine böyle gereksiz fazla görülen bir süreç gibi bakıldığından kaynaklanıyor. Aslında hani siz de konuşma içinde biraz belirttiniz. Test süreci bir nevi hani T0 anından yani projenin başlangıç anından bitişine kadar ki o tüm ürün yaşam döngüsü sürecinde ele alınması gereken bir husus. Hani bu kıymetli açıkçası. Çünkü tüm cycle içerisinde belirli oranda kaliteyi yakaladığınızda ortaya çıkacak ürünün de kaliteli olacağı hani hep varsayılır. Dolayısıyla hani ürün üretme sürecimizde bazen böyle bazı sorgulamalar yapmamız lazım. Yani ürünü doğru mu üretiyoruz? Ürün tamamlandıktan sonra da acaba doğru ürünü mü ürettik? Ürünü doğru mu ürettik? Kesinlikle. Doğru ürünü evet. mü ürettik? Yani hani hep bizim anlatılır ya verification ve validation mekanizmasını iyi uyguluyor olmamız lazım. Zira çünkü hani bilişim sektörüne baktığımızda genellikle ürünlerin olgunlaşma seviyeleri daha çok ürünlerle alakalı geri beslemeler sonucunda elde ediliyor. Yani ürünler geri beslemeler düzgün oldukça, daha fazla oldukça ürünler daha fazla olgunlaşmaya başlıyor. Biz hani siber güvenlik kümelenmesinde firmalarla genellikle görüştüğümüzde şunu söylüyoruz. Hocam bize illa her zaman kamu desteğini illa parayla yapmasın. Yeri gelsin bizi kullansın, ürünümüzü görsün. Ürünümüzle alakalı geri beslemelerini yapsın. Biz ürünümüzü geliştirelim. Yani bir ön yargıyı yıkıp ürünü kullanmaya başlasın ve bu geri beslemelerle gelişsin şeklinde bu tarz dönüşleri de alıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi tabii yazılımlardan, kamudan bahsedince Yenal Hocam'a da bir soru sormak isterim. Yenal Hocam özellikle hani malumunuz kamu kurumlarında in-house'da çok fazla yazılım hani son zamanlarda geliştirilen uygulamalar olduğunu görüyoruz. Siz de kamuda önemli görevler yapmış, bu dijital dönüşüm projelerine liderlik etmiş bir kişi olarak yani kamu kurumlarında in-house'da geliştirilen uygulamalar için test altyapısı ne durumda?
daha iyi olması için neler yapılmalı ve kaliteli yazılım ekosistem geliştirme ekosistemleri nasıl kurulmalı? Bunlardan bize biraz değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Tabii soruya geçmeden önce de sizden de kendinizi ve vermek istediğiniz bilgileri almayı arzu ederiz. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Öncelikle moderatörlüğümüzü yaptığınız için size ve TRTest ailesine ve yine Kalite ve Test Derneği'ne, evet Koray Bey bahsetti, ikincisini yapıyoruz Ankara'da. Birincisinde de bulunmak nasip oldu. 15 yıldır Koray Beyler Kalite ve Test Derneği ile beraber ülkemizde testin gelişimine katkı veriyorlar. Zaman zaman beni de danışma kuruluna falan aldıkları da oluyor. Teşekkür ederim, sağ olsunlar. Ben de elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum. Ve iki değerli kurumun, TRTest'in ve Kalite ve Test Derneği'nin birlikte olması ülkemiz adına bence çok çok önemli bir kazanım. Yine Koray Bey'in bahsettiği testin Türkiye konusu bence işlenmeli, üzerinde çalışılmalı. Yener Arslan kimdir? Ben 20 yıldır kamuda mühendis, işte koordinatör, şube müdürü, daire başkanı olarak görev yapıyorum. Yüksek lisans doktoramı yapay zeka üzerine yaptım. TEDAŞ, SSK, DMO, SGK gibi birçok kurumda dijital dönüşüm liderliği yapmak fırsat oldu. Üniversitelerde işte Havelsan Akademi gibi savunma sanayimizin kurumlarında da ders vermek nasip oldu. Herhalde yüzlerce devlet uygulamasını hayata geçirdik. Tabii herkes resim çeker ama dışarıdan danışmanlıklar öyledir. Ama işin içinden birilerinin gelmesi, o domainin içinden birinin gelmesi çok önemli. Ben de yazdığım yazılarda ve katıldığım etkinliklerde özellikle bilişim yönetişimi açısından bu belirtilen süreçlerin ve teknolojilerin implementasyonunun nasıl olması gerektiğini, bunları uygulamış biri olarak yazılı olmayan kurallarını, ipuçlarını, best practice'lerini anlatmaya çalışıyorum. Bu bakımdan da hani dijital kamu dijital dönüşüm lideri demek, yani dinleyicilerin affına sığınarak herhalde yanlış demiş olmuyoruz. Elimizden geldiğince bu noktada kamuya katkı vermeye çalışıyoruz. Şimdi her şeyin başı envanter. Yani hani insanlar için her şeyin başı sağlık deriz. Bilişim dünyası içinde her şeyin başı envanter. ICT Media 2020 Aralık sayısında yazdığım bir yazıydı. Öncelikle kurumlarımızın, savunma sanayi şirketlerimizin, savunma sanayi şirketlerimiz bir noktada o standarttan gelen bazı kurumsal kültürleri nedeniyle bunları tutuyorlar ama kamu kurumlarımızın genelde bu konuda eksik olduğunu düşünüyorum. Yani bir kurumun bilgi varlıkları nelerdir? İnsan kaynakları nelerdir? Yetkinlikleri nelerdir? Yazılım varlıkları nelerdir? Donanım varlıkları nelerdir? Bunların kayıt altına alınması lazım. Yani bütün kurumlar binalarını, araçlarını, arsalarını, masa sandalyelerini, tahtasını kayıt altına alıyor da ama esas yazılımlarını kayıt altına alması gerekiyor. Bu biraz eksik kalıyor. Yani bu işte varlığın ID'si nedir, adı nedir, konumu nedir, değeri nedir, sorumlusu kimdir? Koray Bey dedi yani risk eşittir test. Yani erişimi, gizliliği, bütünlüğü bozulduğunda riski nedir, bunun risk puanı nedir? Bunlar yapılmıyor. Mevzuattan gelen bazı zorluklarımız var. Taşınır kayıt yönetmeliğinde yazılımlar bir taşınır kayıt olarak tanımlanmadığı için kayıt altına alınamıyor. Kamu İhale Kanunu 4734 sayılı kanunda bir hizmet olarak tanımlandığı için cari bir gider olarak görülebiliyor. Muhasebe sistemlerinde kurumun özellikle in-house'da geliştirdikleri ürünler bir mal ve mal olarak gayri maddi hak olarak tutulmadığından bir maliyeti değeri ortaya konulamıyor biliyor. İşte bunların önce değişmesi lazım. Yani kurumların sağlıklı bir yazılım envanterini öncelikle tutmaları gerekiyor ve bunları içeride bile geliştirmiş olsalar maliyetinin ortaya konması lazım. Yani dışarıya satsak biz bunu kaça satarız? Ya da hiç bilemedin, insan kaynağı açısından ne kadar kas gücü harcandıysa bunun maliyetinin
uygulamanın maliyetine eşlenmesi lazım. Bir diğeri servis kataloğu. Biliyorsunuz kamu kurumları stratejik planları, yani hükümet ve işte kalkınma planları çerçevesinde stratejik planlar ortaya koyarlar. Bu stratejik planlarındaki hedeflere erişmek için faaliyetler yürütürler. İşte bu faaliyetleri içinde servisleri oluşturmak vardır. Yani uygulamaları geliştirmek vardır. Dolayısıyla bir servis kataloğunu kurumların oluşturması gerekiyor. Yani bu servisin product owner'ı kim? Helpdesk manager'ı kim? Problem yöneticisi kim? Risk yöneticisi kim? Bunların belirlenmesi gerekiyor her şeyden evvel. Yani bir dedik ya, bir mal olarak ortaya koyup, gayrimaddi bir mal olarak ortaya koyup yazılımları in-house'da geliştiren, özellikle dışarıdakiler bir miktar satın alma, irsaliyesi falan olduğu için koyuyorlar, ama içeride geliştirilen uygulamalarda bunun bir mal olarak tanımlanıp bir servis yönetim mantığıyla yönetmek gerekiyor. İşte ITIL standartları burada detaylı olarak bunları veriyor. Risk puanlamasının yapılması ve dolayısıyla ne kadar test edilmesi gerektiği. Yani siber güvenlik zafiyeti olduğunda kurumun itibar ve maddi kaydı nedir? Bunları ortaya koymak gerekiyor. ITIL'de dediğiniz gibi continuous improvement. Yani siz eğer bunu yönetemezseniz müşteriden gelen talepleri de formal olarak alamazsınız. O uygulamayı geliştiremezsiniz. Yani ilk önce ne diyor ITIL? Where we are, biz neredeyiz? Yani envanterimiz nedir, servisimiz nedir, neyi yapıyoruz? Ve continuous improvement, yani bizim uygulamayı kullanan paydaşlarımızın bu konuda istekleri nelerdir? Bunları tanımladıktan sonra yine kamuda atlanan bir konu, mevzuatsal isteklerin, yani aslında yazılımı isteyen birimin, yani product owner'ın yazılım isteklerinin formal bir şekilde alınması ve bu her bir isteğin zamansal ve insan kaynağı açısından maliyetinin ortaya konması gerekiyor. Bu sürekli bilirsiniz, kanun yapıcı meclis gece bir kanun çıkarır, sabah koştur koştur uygulamayı geliştirmeye çalışırsınız, yetiştirmeye çalışırsınız. Kanun koyucunun da bir uygulamanın geliştirilmesi için ne kadar zaman gerektiğini, testi için ne kadar zaman gerektiğini biliyor ve ona göre kanun koyucuyla birlikte çalışan mevzuat birimlerimizin de yazılım birimleriyle, bilişim birimleriyle beraber çalışması gerekiyor ki o yazılım da bir yandan gelişiyor olsun ve her bir dediğim gibi isteğin bir zamansal ve insan kaynağı açısından bir maliyeti var. Buna göre, yani bazen şu olur ya, ben bunu demediydim ya da ya son dakika şunu da yapar mıyız? Uygulamayı iki ay ileri atıyoruz bu durumda. Bunun kayıt altına alınması gerekiyor. Bu yapılamadığı için o zaman çok palas pandras şeyler çıkıyor ortaya. Mevzuatsal testin yine işi tarifleyen business birimi tarafından yapılması atlanan konulardan biri ve bunun formal olarak kayda alınması. Yani nereye tıkladın, nasıl bir hata aldın gibi bunun da yine test araçlarıyla kayıt altına alınması gerekiyor fonksiyonel tarafta. Gelelim bunları bitirdikten sonra daha teknik konulara, kalite ekibinin kurulması gerekiyor. Belki DevOps standartları gerekiyor. O birimin içerisinde bir kaliteci ekip olabilir. Burada sıkıntım yok. Ama bu testleri yapacak, testi yönetecek bir ekibin olması gerekiyor kurumlarda ya da birimlerde. Yani unit test, fonksiyonel test, performans ve yük testi ve siber güvenlik. Şimdi performans ve yük testi de bunların içinde en çok atlanan, kamuda en çok sıkıntı olan konulardan biri. Neden? Çünkü dedik ya, gece kanun çıktı, kimse teste bakmaz. Yani fonksiyonel olarak uygulama çalışıyor mu diye hemen iteklersiniz uygulamayı production'a. Ama özel sektörden farkı, startuplardan, COBİ'lerden farkı, startup COBİ'ler biliyorsunuz fazlandırarak gider ve müşteri geldikçe para kazanır. Dolayısıyla ilk uygulamayı açtığınızda ticari olarak 5 müşteri, 10 müşteri gelir. Siz de zaman içerisinde bunu geliştirsiniz. Dolayısıyla startuplarımızda bir yük performans testi gibi bir algının gelişmiş olmaması normal. Ama kamu kurumlarında şöyle düşünün, sınavın açıklandığı gün mesela bir yazılım geliştirin, sınava çıkıyorsunuz. Teşvik verdiğiniz için bir teşvik yazılımı geliştirdiniz. Prim verdiğiniz için bir prim, yani prim tahsilatın son günü mesela bir kanun değişikliği oldu. Bir uygulama geliştirdiniz ve koydunuz. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişinin, belki milyonlarca kişinin aynı anda sisteme bağlandığınızda siz de biliyorsunuz, yani geçmiş case'leri. Birçok uygulama açıldığı gün çöker. Son günleri çalışmaz. İşte bunun nedeni performans ve yük testleri. Yani detaylı olarak altta bu envantere bindireceği yükün belirlenmemesi. Yani biz bir servis kataloğunu oluşturduğumuz zaman o servisi oluşturan envantere, yani bu CI dediğimiz konfigürasyon itemlarını tanımlıyoruz. Ve bu konfigürasyon itemlarının
kapasitelerini sürekli ölçüyoruz. Dolayısıyla bu uygulama açıldığında bandwidth'imiz yetiyor mu? Veri tabanımız buna karşı yeterli transaction'ı sağlayacak mı? Sunucularımız yeterli mi? Ya da oradaki SQL'de bir indeks koymamız gerekiyor gibi bu testlerin mutlaka yapılıyor olması gerekiyor. Ve bunlarla beraber kurumsal süreçlere çapalanması. Yani bu kurumsal süreçlere çapalanması ne demek? Peter Drucker'ın yanlış hatırlamıyorsam bir lafı var. Diyor ki kurumsal kültür strateji kahvaltıda yer. Yani sizin yaptığınız şey bir kurumsal kültüre çapalanmıyorsa o zaman siz gittiğiniz zaman bu kültürde bu işte tamamen ortadan kalkar. Yani test kültüründen bahsediyorum. Dolayısıyla bunun birincisi yazılımcılarımızda altın bilezik olduğunu, testerlarımıza dedi ya Koray Bey, bu bir meslek. Bu yani eskiden testerlar böyle yazılım bilmeyen adamları tester yapıyordu. Ama öyle değil. Bu bir meslek. Dolayısıyla bunun bir kurumsal kültüre çapalanması için bunun bir altın bilezik olduğunu tester arkadaşlarımız içselleştirmeli, testi yöneten arkadaşlarımız içselleştirmeli ve iş süreçlerine genelgelerle, yönetmeliklerle bağlanmalı. Ve hep söylüyorum, orada çalışan bütün arkadaşlarımıza bu değişimi hissettirip dönüşüme ortak etmemiz gerekiyor. Bu dönüşüme ortak edemezsek maalesef bir arkadaşımız geliyor, bir standart ortaya koyuyor. Gittiği zaman kurum o sil baştan yeniden başlıyor. Dolayısıyla bu kurumsal kültürü de implemente etmek çok önemli diye düşünüyorum. Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz kıymetli değerlendirmeleriniz için. Özellikle bu şey çok akılda kalıcı oldu bende. Kurumsal kültür stratejiyi yer. Yani alışkanlıklarımız, bizim belirlediğimiz vizyonu, misyon ne yani düşünürsek düşünelim onları üstesinden her zaman gelir. Kurumsal alışkanlıklar, kurumsal taassup yerleşmiş oluyor. İşte değiştirmek istediğimiz şeyleri belki kurumsal alışkanlığa, kurumsal kültüre dönüştürmek gerekiyor. En önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi tabii test defense deyince biraz savunma hani alanından bahsetmek istiyoruz. Bu anlamda savunmayla alakalı da siber güvenlik ekseninde birkaç hususa değinmek isteriz. Muhammed El Aydın hocama bir söz vermek isterim. Hocam özellikle hani dünyada saldırılar artık sürekli artıyor. Eskiden hani hatırlarsınız böyle takip edilirdi. Aa şuraya saldırılmış, şu olmuş, bu olmuş. Artık her geçen gün sürekli çıkıyor, böyle takip edilmekten bile artık imtina etmeye başladık. Yani sürekli olmaya başlıyor. Ve dikkati çeken noktalardan bir tanesi de aslında dünyada saldırılar daha organize olmaya başladı. Yani böyle eskiden bir tane genç bir çocuk bir yere hackliyordu, bir şeyleri veri elde ediyordu, meşhur oluyordu, olmuyordu vesaire. Artık biraz daha böyle saldırılar daha organize bir şekilde olmaya ve daha fazla cihazın etkilenmesine ve bu etkilerin de daha fazla insanı etkilemesine yol açtığını görüyoruz. Etkilediğini de görüyoruz. Bu durumda siz yani bu ortam içerisinde sizce gelecek siber güvenlik vizyonu nereye gitmektedir? Nereye gitmelidir ya da bunu soralım. Tabii her zaman klasik ilk turun sorusu olan kendinize bir tanıtıp bu soruya cevap vermenizi bekleyelim hocam. Söz sizde. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Öncelikle yani sizin şahsınızda tüm panelistleri de saygıyla selamlıyorum. Tüm katılımcılarımızı da saygıyla selamlıyorum. Çok önemli bir etkinlik. Yani Koray Bey de bahsetti, Yener Bey de bahsetti, Alper Bey de bahsetti ve siz de bahsettiniz. Test maalesef hep geri planda kalıyor. Ama öncelikle ben kendimden bahsedeyim kısaca. Birimimizden biraz bahsedeyim. Ben İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da öğretim üyesiyim. Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyorum. Ve üniversitemiz bünyesinde sizlerin de bildiği üzere belki katılımcılarımızdan bazıları ilk defa duyacaktır. İSTEK dediğimiz bir merkezimiz var. Tamamen test odaklı ön plana çıkmış. Biraz önce Alper Bey, Koray Bey'in de bahsetmiş olduğu, hani ben bu kavramı çok hoşuma gitti. Bunu da izni olursa her yerde de kullanmak istiyorum. Test in Turkey gerçekten çok güzel bir kavram, önemli bir kavram, ülkemizin ihtiyacı olan bir kavram. İSTEK merkezimizde yürütücülük görevini yapıyorum. Nesne'nin interneti ekosistemi güvenlik test ve değerlendirme merkezinin İngilizce kısaltmasıdır. Çıkış noktamız, evet, siber güvenlik anlamında biraz önce aslında o sorunuza cevap vererekten devam edeyim. Ve istek hakkında kısaca bilgi vermiş olayım. Daha sonra sorunuzu detaylandırmış olayım cevap kapsamında. Merkezimiz İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulmuş bir merkez. Ve odağında da IoT kapsamındaki
aslında cihazların test ve değerlendirmesini cihaz odaklı başlayıp ekosisteme yaymak, test standartlarının oluşturulması, sertifikasyon süreçlerini başlatma vizyonu. Biz 2018 yılında başlatmış olduğumuz ve şu anda merkezimizin faaliyet gösterdiğini vurgulamak istedim. Ve buradaki temel ana amacımız da internete bağlanan IoT ekosistemindeki bütün cihazların yazılımsal, donanımsal, ağ tabanları, yani biz önce tüm panelistlerimizin bahsettiği siber güvenlik kapsamında zafiyetlerini test eden bir konum. Yani bunun öneminden bahsedeceğim ama sorunuza cevap olması bağlamında şunu belirtmek isterim. Hani organize olmak kavramı. Belki birçoğumuz, hani katılımcılarımız bilecektir. 2016 Ekim ya da Kasım ayında Mirai saldırısı vardır. Gerçekten yani IoT cihazları üzerinden Amerika'daki en büyük servis sağlayıcısına yapılan bir saldırı, DOS atağı. Availability, Koray Bey'in bahsetmiş olduğu erişilebilirliği etkileyen. Bakın burada bir servis sağlayıcı hedef alınıyor ve bu cihazlar özelinde gerçekleştiren bir saldırı, servis sağlayıcının çökmesi, ona hizmet alan herkesin çökmesi, her şeyin çökmesi. Yani yaklaşık 7.8 milyar dolarlık bir zarardan bahsediyoruz. Bu örnekleri dediğiniz gibi takip etmek de artık gerçekten zorlanmaya başladık. Ama insan hayatını etkileyen noktalar hep işin ucunda olmaya başladı. Yanlış hatırlamıyorsam Kaspersky'nin bir raporu var. Yine bu IoT ekosisteminden, IoT cihazları üzerinden yapılan yaklaşık ciddi anlamda 276 bin benzersiz bir IP adresinden IoT cihazlarına bir saldırı. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 105 milyon saldırı gerçekleştiriliyor. Ve özellikle ülkemiz coğrafyasında akıllı binalar özelinde yaklaşık bunun %27 yakını bir siber saldırıya maruz kalması. Elektrik şebeke sistemleri ne yapılan saldırılar, Ukrayna örneği var örneğin. Ve daha da çarpıcı yine bu organize saldırılara örnek verebileceğimiz İngiltere'de fırınlara, akıllı fırınlara, artık hep IoT diyoruz, artık her şey connected hale geliyor, akıllanıyor. Ve biraz önce panelistlerimizle siz de bahsettiniz. İşte evlerimize robotlar girmeye başladı. Birçoğumuz evet hareket etmeyen ama durağan robotlar da kullanmaya başladık. Uzaktan mesela İngiltere'deki örnekte fırınlara uzaktan SMS göndererek açıp kapatma. Hatta bunun yangın çıkartılması. Yine İngiltere örneğinde buzdolabının yine akıllı buzdolabı üzerinden yapılan bir saldırı noktasındaki bir durum. Ve hatta evimizde çok masumane olarak görebileceğimiz oyuncaklar, hani IoT kapsamında değerlendireceğimiz bir home hack isimli güvenlik açığı ile buna benzer yine akıllı fırın, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi açıklıklar. Çocuklarımızın kullanmış olduğu oyuncaklar üzerinden yapılan siber saldırılar. Dolayısıyla özellikle akıllı nesnelerin sayısının gün geçtikçe artması, biz önceden hani IP alan sadece bilgisayarımız, hatta telefonlarımız, akıllı telefonlarımız derken, şimdi bir önceki sıraladığımız saldırı örneklerine baktığımız zaman televizyon, beyaz eşya, süpürge, bütün bunlar artık akıllanıyor, haberleşiyor. Yani bu kapsamdaki saldırıların ya da atak vektörlerinin yüzeyi de gerçekten çeşitleniyor. Ve bunun için kurulan merkezimizde de özellikle bu kapsamdaki cihazların güvenli geliştirmesi noktasında katkı sunmaya çalışıyoruz ve hizmet veriyoruz. Yani TR testimizde çözüm ortağı olarak bu anlamda da bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki sonuçta şunu unutmamamız gerekiyor. Kullanıcı tarafında durum, tabii ki son kullanıcı bazlı bu ama piyasadaki her ürün diyebilirsiniz ki akıllı olmayabilir. Ama gelecekte üretilen her ürün akıllı fabrikalar ve akıllı ekosistemlerden üretilecek ve oradan çıkacak. İşte Endüstri 4.0 diyoruz, Endüstri 5.0 diyoruz, yapay zeka diyoruz. Buradaki siber güvenlik noktasında dünyada ülkeler gerçekten güvenli ürün geliştirme, güvenli yazılım geliştirme noktasında çeşitli regülasyonlar, standartlar yayınlanıyor. Evet, Yenel Bey'in bahsettiği gibi savunma sanayinde standartlar çok ağır ve bir şekilde firmalarımız buna dikkat ediyor. Ya da etmeye çalışıyor ama ne kadar ediyor?
ya da üretim bantlarında buna karar ediliyor. Bunu bir sorgulamak da gerekebilir. Genel çerçeve gözden kaçırmamamız gereken noktalar olması gerekiyor. Benim hep aklıma şu geliyor. Son kullanıcı, tüketici bazı hep IoT ekosisteminden bahsettik. Son kullanıcı bir beyaz eşya alacağı zaman ilk baktığı şey, tabii fiyata bakıyordur diyeceksiniz. Ama nedir? Enerji sarfiyatına bakarız değil mi? Hani işte bu A sınıfı mı, B sınıfı mı, orada A++ bir şekilde bir classification, yani sınıflandırmayla tüketimi kullanıcı bazlı kendi işte cebine dokunacağı ya da bir şekilde uzun vadede bunu ölçer. Ama siber güvenlik kapsamında artık son kullanıcıların dahil olmak üzere ya da üretim yapan, savunma sanayinde de üretim yapan tüm fabrikaların, yöneticilerin bu kapsamda artık üretmiş olduğu ürünlerin de bir kategorize edilmesi gerektiğini göz önünde bulundurması gerekiyor. Sonuçta biz bütün her şeyi, hani yerli milli kavram, her şeyi kendi bünyemizde yapabilsek sorun yok. Ama bunları işte yazılım geliştirirken, donanım geliştirirken yine bir yazılım veya donanım kullanıyor olacağız. Peki kullanmış olduğumuz bu teknolojiler ne kadar güvenli? Bu bir soru işareti. Yani bunun gerçekten bir işte son kullanıcı bazlı elektrik tüketimindeki dikkat edilmesi gereken nokta, siber güvenlik kapsamında da dikkat edilmesi gerekliliğini ön planda tutmamız gerekiyor. Ülkemize giren ya da ülkelere giren, genelleştirmiş olalım. Buradan katılımcılarımız arasında belki yurt dışından dinleyicilerimiz de olabilir. Ülkelere giren tüm ürün ekosisteminin artık bu bağlamda sorgulanacağından hiç şüphemiz yok. Çünkü biz siber güvenliğe bakış açımız her zaman şöyle oluyor maalesef ki, ne zaman bir zarar gördük ya da gol yemeye başladık, aa burada bir güvenlik diye bir kavram var ya da test diye bir kavram var, biraz önce Koray Bey'in bahsettiği gibi. Sizin de belirttiğiniz gibi artık test, yani iş paketlerinde hep son sırada olur. Ben akademik gözle böyle projelere bakarken, halbuki test evet bir kültür olmalı ve test T0 anında düşünülmeli. Belki çok yüksek maliyet olarak çıkmasının nedeni de son iş paketi olarak sona atılmasından kaynaklı. Çünkü güvenliğe yapılan yatırım, genel perspektif, ürün üretmiyorsanız, bir şey satmıyorsanız para kazandırma noktasında bir durum yok. Tam tersi kazandıklarınızı kaybetmeme üzerine kurgulu bir durum. Şimdi daha bugün hani önüme düşen, yani basında, medyada çıkan birçok kavram var. Yani siber güvenlik anlamdaki zafiyetler noktasında. Örneğin İran'daki Stuxnet olayını biliriz. Kritik noktadaki fiziksel anlamdaki zarar. Yani son kullanıcı bazlı bunun çıkış noktası buna konu, belgesellere konu olmuş, filmlere konu olmuş, birçok haber yayınlanıyor. Ben bir noktaya dikkatinizi sunmak istiyorum. Hani siber güvenlik anlamında gelişmişliğinizi göstermek adına değil de, mesela bir ürün ürettiniz, üretmiş olduğunuz ürünün, bakın ben bu ürünü ürettim, basına veriyorsunuz, yansıtıyorsunuz ama o üretmiş olduğunuz ürünün arka plandaki o küçük karelerdeki noktalardan saldırganların size gol atabileceğini ya da kötü niyetli kişilerin siber güvenlik anlamında saldırı yapabileceğini bilmemizde fayda var. Stuxnet'te de bunu bir tane haberlerden bir tanesi, işte o zamanın devlet başkanı İran'da basına tanıtırken, yani bir noktada işte oradaki PLC'lerin markasından yola çıkarak da saldırganların Stuxnet solucanı yazdığı yazılır bir kaynakta. Bakın biraz önce detaya girmek istemiyorum şu anda. Bir haber düştü. Ülkeyi de söylemeyeceğim. Genel çerçevede işte tüm güvenlik sistemlerini biz yaptık. İşte boy boy resimler. O resimlerin içerisindeki masada duran cihazların marka modelleri hepsi ortaya saçılmış olabiliyor. Dolayısıyla şimdi biz bu anlamda siber güvenlik bağlamında işte evet bunun teknolojiyi kullanmayacak mıyız? Kullanacağız. İthal etmeyecek miyiz? Üretmiyorsak edeceğiz. İhraçça edeceğiz. Ama üretmiş olduğumuz veya ithal etmiş olduğumuz tüm ekosistemin, yazılım da olsa, donanım da olsa, siber güvenlik anlamında test süreçlerinin hep odak ana noktada olması gerektiğini düşünüyorum. Ve dünyada da bu daha da hızlı artacak. Biraz önce yine belki Mustafa Bey siz söylediğiniz ya da Koray Bey söyledi, hatırlayamayacağım. Pandemiyle beraber dijitalleşme gerçekten baş döndürücü bir şekilde hızlandı. Hani 10 yıl önceki kavram 2-3 ay içerisinde olur olduğundan bahsediyor. Çünkü hep biz ne yapıyoruz? Fonksiyoneliteye bakıyoruz ama bakın burada da bunu kaçırmamamız gerekiyor. Hani bunu hızlandıran nokta alışveriş noktasında
Evet, online alışverişler. Bakın bu, şu anda bu etkinliği yapıyoruz. Online bir etkinlik noktasında bir durum söz konusu olmuş oluyor. Ve siber güvenlik anlamındaki saldırılara baktığımız zaman ise şunu görüyoruz. Aslında bizim dijitalleştirdiğimiz noktalardan da saldırganların atak vektörü yüzeyi geliştirdiğini görüyoruz. Örneğin Koray Bey bahsetti, yapay zekayı, kendi kendini test eden yapay zekayı bahsediyoruz. Hep siber güvenlik anlamında ben bunu biraz oraya evirmiş olayım. Siber güvenlik anlamında siber güvenlik saldırı tespit sistemlerinin geliştirilmesi, güvenli modellerin kurgulanması diyoruz. Ama saldırganlar da artık yapay zekayı bir silah olarak kullanıyor. Yani bizim o yapay zekayla kapatmaya çalıştığımız, güvenlik önlemini almaya çalıştığımız noktalarda artık saldırganlar da artık hani bizim o kırıntılar dediğimiz, bırakmış olduğumuz kırıntılardan ciddi anlamda bir tehdit noktasında bu yöntemleri kullanıyor. Ben burada bir soru işareti olarak şunu bırakayım, çok da uzatmak istemiyorum vaktimizin daraldığını gözlemlediğim için. İnsan kaynağı. Bu noktada bizim üniversite olarak merkezimizde tabii ki bu sektör odaklı, sektörün ihtiyacı odaklı biz bu merkezi faaliyete geçirmiş olduk. Sonuçta bu tür testlerin, tüm test süreçlerin ülkemizde yapılabilir, hatta satılabilir olması. Çünkü ülkemizdeki üreticiler siber güvenlik anlamındaki bu test süreçlerini daha çok hani yurt dışındaki test merkezlerini kullanmaya çalıştığını ama buradaki en büyük handikapın da yetersiz insan kaynağından kaynaklı olduğunu gözlemliyoruz. Daha da sayıların artması ve ülkemizde bu test kabiliyetlerinin artması ve biz de üniversite olmamız, akademi olmamız sadece İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa olarak değil, birçok üniversiteden araştırmacılarımızın da olduğu, yaklaşık 7-8 üniversitemizden araştırmacımızın da olduğu bir merkeziz ve bu kapsamda da asıl hedefimiz insan kaynağı yetiştirme noktasında da bir misyonumuz var. Bir sonraki turda orada ile ilgili de detaylar vermek isterim. Tekrar çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Çok teşekkür sağ olun. Ederiz hocam. Çok sağ olun. Söylediklerinizden bir hususa değinip hemen devam edeceğim inşallah. Şey dediniz, hani test sonucu paketi olmasın vesaire dediniz. Kullanıcılarımızdan izleyenlerimizden bir tanesi de şunu söylemiş. Hani test last değil aslında, hani bir nevi test first yaklaşımını benimlemek lazım. Hani biz hep last yaklaşımı sonunda diye düşünüyoruz ama Ünsal Atasoy da şunu belirtmiş, test first yaklaşımını da benimsemek lazım. Bu önemli bir husus. Bir husus da pandemi hakikaten değiştirdi dijital dönüşüm platformlarını. Artık hani biz mesela geçen yıl burada çalışma yaparken tüm firmaları buraya getiriyorduk. İşte beraber çalışıyorduk, kriterlerle kavga ediyorduk, şudur budur vesaire. Ama artık pandemi döneminde hep online toplantı yaptık. Ben artık sanki içimden bir ses, fiziksel toplantı yapmamız artık imkansıza dönüştü gibi geliyor. Çünkü şey yapsam artık, hocam sen bir link gönder, biz katılırız falana dönüşecek gibi gözüküyor olay. Şimdi Koray Bey'le devam edeceğim ama şunu da değerli panelistlerim, sizlere de hatırlatmak isterim. Şimdi zamanda biraz etkin kullanmak adına yaklaşık süremizi bir 8'er dakikada tutarsak, daha ikinci turda özellikle hepimiz 8'er dakikada tutarsak daha efektif olabilir. Çünkü izleyenlerin sabrını da belli ölçüde tutmamız gerekiyor. Şimdi hocam, Koray Hocam'a bir soru soracağım. Biraz böyle savunmadan girdik, güvenlikten girdik vesaire. Bir de aslında bütün bu, her ne kadar sistem olsa da bu işin içinde, sistemi de yapan insan, yani yapay zekayı da bir nevi üreten insan. Ve insan kaynağı aslında bu işlerin temelinde olan, işin özünde olan, işin merkezinde, çekirdeğinde olan bir yapı. Şimdi pandemi dedik, hayatımızı değiştirdi dedik. Koray Bey'e şunu sormak istiyorum. Özellikle pandemiyle birlikte yazılım test sektörü Türkiye'de ve dünyada nasıl bir gelişme gösterdi? Yani bunu bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir de şunu özellikle belirtmenizi istiyorum. Bu hani raporlara baktığımızda, şimdi isim vermeyelim, bir sürü rapora baktığımızda ortak noktalardan bir tanesi bilişim sektöründeki, yazılım sektöründeki, belki yazılım test özelinde de bu. En önemli noktalardan bir tanesi nitelikli insan gücü açığı. Yani bu genellikle hani yıllardır değişmeyen fix problemlerden biri derseniz belki ilk sırada yerini alır ve yıllardır da değişmez bunlar. Hani ilk üçte hep top bir, top iki, top üçten bir tanesidir. Bu anlamda da hani bu yazılım testi sektörünü Türkiye'de ve dünyada değerlendirdikten sonra kısaca bu ISTQB'nin uluslararası sertifikalı test uzmanı sayısı, ISTQB'nin hayata geçirdiği veya geçirmeyi planladığı yeni sertifikasyon programları hakkında bizleri biraz bilgilendirir misiniz? Çünkü siz de bu anlamda uluslararası akredite olarak iş yapıyorsunuz.
8 dakika gibi bir süre içerisinde cevaplandırırsanız çok memnun oluruz hocam. Buyurun, söz sizden. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Pandemi hızlandırdı, bastı gaza. Yani hani ivmemiz de arttı. Şimdi elimizde raporlar var. Pandemiden önceki dünyadaki yazılım testinin büyüme oranı %12-14 bandında gidiyor. Yani her sene %12-14 büyüyor. Yine büyük bir rakam. Çünkü dünya gayri safi milli hasılası %2-3 arasında büyürken, düşünün 12-14 gibi büyüyen büyük bir dalga var. Pandemiyle birlikte bizim gözlemimiz şu, daha son raporlar gelmedi çünkü daha bir sene yeni de olacak pandemiyle birlikte. %16-20 bandına girdiğini tahmin ediyoruz. Yani yazılım testinin yıllık büyüme oranı %16-20 bandına girmiş durumda tahminlerimiz. Çok yakında Perşembe, Cuma günü bizim şimdi ISTQB'nin genel kurulu olacak. 120'den fazla ülke bir araya gelecek. İşte online'da buluşacağız. Orada da bir açılış konuşmasında genelde başkan, ISTQB başkanı şeyden bahsediyor. Trendlerden bahsediyor. Tahminim orada da bu rakam doğrulanacak. Yani böyle acayip heyecan verici bir şey. Yani 16-20 bandı belki de daha fazla gelecek önümüze. Bu neden böyle? Çünkü dijitalleşme arttı ve dijitalleşmeyle birlikte ben bunu matematiksel de aslında prove ediyorum sunumlarda. Her bir ekosisteme giren oyuncu sistemi çarpı 2 olarak büyütüyor. Yani sistem 2 üzeri n olarak büyüyor şu an. 3 tane oyuncu varsa 2 üzeri 3'ten 8. 4 tane oyuncu varsa 2 üzeri 4'ten 16'lık bir kompleksite ve bu kompleksite riski doğuruyor. Bu risk de yazılım testini gerekli kılıyor. Niye diyeceksiniz 2 üzeri n büyüyor? Çünkü herkesin birbiriyle kombinasyonu var. Yani giren bir oyuncu sadece kendi başına hareket etmiyor. Diğer ekosistemdeki oyuncularla tekli, ikili, üçlü, dörtlü, enli olarak konuşuyor. Çok büyük bir kompleksite ve bir yerde domino taşı düştüğü zaman her yere etkileme olasılığı var. Bu yüzden çok heyecan duyuyoruz. 16-20 bandı. Umarım Perşembe Cuma günü genel kurulda bu şeyleri, istatistikleri duyacağız. Şimdi şey tarafına bakarsak, sertifikasyon tarafına bakarsak orada neler var? Orada da güzel gelişmeler var. ISTQB şu anda web sitesinde yazan rakam 955 bin tane sertifika sınavının düzenlendiği. Geçen gün geldi e-mail. 1 milyonun geçmiş durumda. Yani web sitesi daha güncellenmedi. Büyük ihtimalle genel kuruldan sonra güncellenir. 1 milyon kişi sınava girmiş ISTQB sınavına. ISTQB sınavı 2002'den beri falan yapılıyor. Büyük bir rakam. Yani 1 milyon hepsi geçemiyor tabii ki. Buradaki geçme oranı 720 bini geçmiş, yani %70'ler civarında bir geçiş var. Türkiye'deki rakama bakacak olursak, Türkiye'de bizim derneğin düzenlediği 4000'den fazla sınav var. Bizdeki pass rate de %73 gözüküyor. Yani globale paralel bir başarı oranı var. Şu da arttırdı son zamanlarda. Biz şimdi remote exam'lere geçtik dernek olarak. Eskiden işte paper based yapıyorduk ya da işte kompütür başına çağırıyorduk insanları. Şu anda remote proctoring dediğimiz uzaktan gözetmenle, yani siz evinizden laptopunuzu, desktopunuzu açarak sınava girebiliyorsunuz. Bu ne demek? Ben size söyleyeyim. Her gün düşüyor benim önüme e-mailler. Almanya'dan başvurdu demek, İngiltere'den başvurdu demek, Amerika'dan başvurdu demek, İspanya'dan başvurdu demek. Başvuranlar da sadece Türk de değil. Hani bizim Almanya'da yaşayan Türklerimiz sadece başvurmuyor. İspanyol da gelip başvuruyor Turkish Testing Board'un sınavına. Niye? Çünkü bir, hem İngilizce yapıyoruz hem Türkçe yapıyoruz. İki, uluslararası geçerliliği var. Yani hem Turkish Testing Board'dan almışsınız, hem Spanish Testing Board'dan almışsınız. Üç, fiyat avantajımız var. Biz TL'ye fixledik fiyatı. Onlar orada euro olarak ödüyorlar. 200 euro büyük ihtimalle sınav. Biz burada 950 TL'ye fixledik. Çevirin yani. Hemen çevirin. Herkes takip ediyor bugünlerde TL'ye dolar, euro'yu. Bu avantajımız var. Bakın, hiç beklemeyeceğiniz bir yerden ihracat kalemi var. Dernek şu anda, ki tamamen kar amacı güden bir yer dernek. Ben ve arkadaşlarım hiçbir şekilde bir maddi şeyimiz yok. Tamamen burslara, işte bağışlara dönüyor karı. Şu anda acayip bir ihracat kalemine de yer el atıyor. Ve şöyle söyleyeyim, bacasız fabrika. Yani hani bir şey de yok. Ham maddeye ihtiyacımız da yok. Kimseye bağlı da değiliz. Artarak gidiyor. Her ay bayağı bir sınav yapıyoruz. Yani bu 4000'leri ben size söyleyeyim. Yakınlarda 2-3 sene içerisinde 10.000'leri buluruz yaptığımız sınav sayısı. Peki ISTQB bünyesinde neler yapılıyor? ISTQB'de yeni yeni sertifikasyonlar çıkartıyor.
Şimdi baktığımız zaman ISQ'nun web sitesine girdiğinizde görürsünüz. Bir core modülü vardır. İşte foundation level'dan başlar. Onun üstüne ne gelir? Advanced level gelir. İşte orada test manager vardır, test analyst vardır, technical test analyst vardır. Onun üstünde expert vardır. Paralelde agile vardır. Biliyorsunuz agile de çok şu anda penetrasyonu yükselmiş durumda. Özellikle ülkemizde, dünyada. Bir de specialist dediğimiz işte performance testtir, security testtir, test automation gibi alanlar var. Buraya aklınıza hayalinize gelince yeni sertifikasyonlar geliyor. Onun müjdesini de vereyim. Geçen genel kurulda onaylandı. Ekim ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Game tester. Bakın tekrar söylüyorum. Yanlış duymadınız. Game tester diye sertifikasyon geliyor. Bunun sınavı olacak. Ya ben hatırlarım. Ben ilgili birisiydim çocukken de bilgisayara falan. Ne zaman almışlardı bize bilgisayarı? Ortaokuldaydı galiba. Çünkü ben 77 doğumluyum. Annem babam derdi oğlum yeter artık oynama gözlerim bozulacak yani hani ortaokulda aktar bilgisayarda. Şu anda belki de anne babalar oyna oğlum hani game tester ol. Burada iyi bir kariyer olar diyecek bilmiyorum hani şimdi futbolcu yaptıkları gibi çocukları belki de game tester yapacaklar. Bilmiyorum adam Minecraft'ı iyi oynuyor hatalar buluyor. Güzel iyi bir kariyer yani. Ve game olayı da çok büyüyor. Yani şimdi biz geçen sene test games yaptık yine buna benzer bir panel. Bu sene ikincisini yapmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz Peak Games 1.8 milyar dolara satıldı, yatırım aldı. Duyumlar alıyoruz, işte daha ortada oyunu olmayan bir sürü Türk şirketi büyük yatırımlar alıyor. Daha ortada oyunu yok. Adamlar fikir satıyor. Ne güzel, gurur duyuyoruz. Bu da neyi getiriyor? Bunların da test edilmesini getiriyor. Bunlar hep pandemiyle birlikte de geldi. İnsanlar çünkü ne yaptılar? Dışarıya çıkamadılar, evde oturdular, evde vakit geçirmek. Hissettiler, ihtiyacı hissettiler. İşte Netflix'ler, oyunlar falan boom etmiş durumda. Şu anda en son ben App Store'a girdiğim zaman şeyi gördüm. Yani ben arcade oyunları oynamayı severim. Apple Arcade diye yeni bir brand yaratmış. Ve bu brandin altında her ay, düşünün bakın Apple kendisi bir iki tane arcade oyun yayınlıyor. Bir yıldır da 30-40 tane oyun yayınlamış. Ve diyor ki bu oyunları unlimited oynamak için bana ayda işte 35 TL mi ne verirsen unlimited bunları oynarsın diyor. Acayip bir sektör, game sektörü. Bunu ISQ gözlemledi ve şimdi de ne yapıyor? Bunun müfredatını yapıyor. Geçenlerde sağ olsunlar oyunlardan irtibata geçtiler. Tansu Bey'le konuştuk, oyunların başkanı. Oyunların da game testing ile ilgili kafasında yapmaya çalıştığı güzel girişimler, projeler var. Biz dernek olarak her zaman hem Türk hem uluslararası girişimleri destekliyoruz. Doğal olarak biraz ISQ'ye bağlıyız. Çatı organizasyonumuz orası. Ama her türlü yerel organizasyonu da destekliyoruz. Bunun dışında neler var? Kısaca toparlayayım 8 dakika dolmadan. Software Development Engineering Test diye kavramlar çıkmaya başladı. İşte hani biraz önce arkadaşımız yazmış şey ya artık test sonunda yapılmaz. Baştan yazılsın. Test first falan. Nasıl yapılacak baştan? Baştan yapılmasının tek şeyi herkesin test yapması. Herkesin testten anlaması. İşte yazılımcının da testten anlaması, iş analistinde, proje yöneticisinde, Scrum Master'ında, Product Owner'ında. O yüzden bir herkesin bu işten anlaması gerekiyor. Bir de yazılım kuvvetine sahip software developer'ların, software engineer'ların teste girmesi gerekiyor. Ne için? Özellikle test otomasyonu için bu işin içine girmesi gerekiyor. Zaten raporlara baktığınız zaman önemli bir trendde test otomasyonu. Çünkü siz ben agile'ım diyebilirsiniz. İşte organizasyon olarak agile yapıya geçmiş olabilirsiniz. Herkes birbirle kolaboratiftir. Güzel bu üst yapıdır. Organizasyon tarafıdır. Peki bu altyapısı ne? Ben agile'ım. Ne demek agile? Gelen değişikliklere hızlı adapte oluyorum. Ona göre kod çıkıyorum. İyi, hoş. Peki bunu test ediyor musun? Ya işte elimizden geldiğince test ediyoruz manuel olarak. Manuel olarak edemezsin, yetişemezsin. Bunu ancak hayata geçirebilmenin yöntemi bu test otomasyonuyla desteklemendir. Bu da neyi getiriyor? Agile'in boom etmesiyle birlikte şu anda test otomasyonu da boom etmiş durumda. Türkiye'de de biz bunun neyini veriyoruz? Sınavını yapıyoruz. Test Automation Engineer sınavı yapılıyor. Gün be gün buna giren kişilerin sayısı da artılıyor. Bu anlamda da arkadaşlara bu müjdeyi vermek isterim. Hani test otomasyonu, işte game tester, şunları dile getirmeye bile gerek yok. İşte artık security tester, hatta usability tester biliyorsunuz bayağı gündemde. Bunlar ön plana çıkmış durumda. Toparlayacak olursam şu,
hem sektör olarak hem kariyer olarak çok güzel fırsatlar önümüze geliyor. Akla hayale gelmeyecek şekilde. Evet. O yüzden kaçırmayın derim herkese. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi hemen bu sorulara da bakıyorum zaman zaman gönderilen sorulara. Tabii şunu da söyleyeyim, buradaki soruların hepsini cevaplamamız mümkün değil. Çünkü bazı sorular öyle sorular var ki ayrı bir panel konusu olabilecek nitelikte sorular var. Aralarından hızlıca seçip cevaplayacağımız olacak ama gene en sonuna bırakmayı düşünüyorum çok hızlı bir şekilde. Ama direkt konusu olduğundan dolayı hemen size bir şey sorayım. Gelen sorulardan bir tanesi, dernekte gönüllü olarak görev alabiliyor muyuz diyor. Çok hızlı bir cevap verebilirseniz onu cevaplandırmış olalım. Allah seviniriz. Zaten dernekte herkes gönüllü. Bir tarafından tutmaya çalışıyoruz hepimiz. Bir sürü projemiz var. Şimdi en son TMMI'ın çevirisi oldu. Test Matching Model'ın. Onun review sürecindeyiz. Onu yayınlayacağız. Yakında yeni çevirilerimiz gelecek. Test İstanbul var. Önümüzdeki Ekim ayında. Onunla ilgili alınabilecek görevler var. Turkish Testing Board'un sayfasına girsinler. Bize bir e-mail atsınlar. Biz onları gönüllü listemize ekleyelim. Proje çok. Seviniriz. Yani ne kadar çok gönüllü bizim kapasitemizi arttırır. Derdimiz de o. Dedim ya, ben başkan, kimse başkan değil bu dernekte. Herkes gönüllü, herkes işin bir tarafından tutarsa çok güzel işlere el atıyoruz. Memnuniyetle kısaca. Tamam, çok teşekkürler. Bir soruyu da ben cevaplayayım hızlıca. Ardından oradaki sorulardan yine bir iki soruyu da en sonda soruyor olacağım. Bir tane kullanıcımız da siber güvenlik testlerinde oluşturulan sızma senaryoları bazı bir standarttan alınarak mı uygulanıyor veya test edilecek ürüne yönelik spesifik bir senaryo mu hazırlanıyor diye bir soru sormuş. Buna da cevabımız hem o hem o diyebiliriz aslında. Hani bazı senaryolar, bazı standartlar var. OWASP Top 10 gibi işte hani web uygulamaları için veya mobile uygulamalar için bazı standartlar var. Onlar kullanılıyor bu tarz senaryolarda. Ayrıyeten de ürüne yönelik, mesela bir firewall ürünüyse, bir CM ürünüyse, bir DLP ürünüyse, ürüne yönelik de ekstra standartlar kullanıyor. Hani o bazı standartlara aslında bir nevi minimum gereksinimler gibi değerlendirebilirsiniz. Ona ek olarak ekstra testlerde genellikle bu tarz süreçlerde kullanılıyor. Şimdi Alper Bey ile devam edelim. Alper Bey, savunma sanayinde kullanılan yazılımların, hani onlardan bahsettiniz. Başarım oranını yüksek tutabilmek için, hani bir sürü eksiklikler olabilir, onlardan bahsettiniz. Peki başarım oranını yüksek tutabilmek için eğer varsa ne gibi yöntemler izlenmeli, nelere dikkat edilmeli? Bu konuda hızlıca bir değerlendirmenizi alalım hocam. Tamamdır Mustafa Bey. Sesimi açtım değil mi? Evet, şu şeyimle başlatıyorum. Şimdi aslında şeyden başlayabiliriz. Yani belli yazılım geçme standartları var. Özellikle işte aviyonik tarafında bu emniyet kritik sistemlerin kendine has standartları mevcut. İşte aviyonik tarafında DIO 178 var mesela. Başarım oranının artırılması için, yazılımın daha başarılı yazılımların ortaya çıkması için bu tarz ürünün üretildiği platforma ya da ürünün tipine göre varsa bir yazılım geliştirme standartı izlenebilecek. Bu standart takip edilebilir. Bu anlamda da hani şey önerisi sunulabilir. Yani bir yazılım geliştirecek bir platforma bir literatür taramasıyla bir standart veriyor mu, bir standart var mı, yok mu diye araştırılabilir. DIO 178 bunun için iyi bir örnek aslında. Bunun haricinde tabii biraz zorlu bir süreç ama CMMI, Spice gibi yazılım süreç modelleri entegrasyonu sağlanabilir. Kurum bazında söylüyorum tabii ki. Zor bir süreç. Yani bunun kurumun geçişi zor. Cidden başlamışta bir iş yani. Eğer çok zorlu olduğu düşünülüyor ya da hani entegre olunamayacak gibi bir durum varsa belki o süreçler hani bir şekilde entegre olmadan sadece takip edilerek o şeylere, adımlara sadık kalınarak bir geliştirme süreci izlenebilir. Yani hiç yoktan iyidir denilebilir. İkinci önerim bu olacak. Bunun haricinde bu tarz geliştirme standartlarının, yazılım geliştirme standartlarının haricinde bir de yazılım kalite standartları mevcut. Mesela ya en bilineni, benim de daha önce üzerine bir şekilde çalıştığım ISO 9126 var örnekse. Bu standart bir upgrade aldım almadım bilmiyorum ama yani çok sıklıkla kullanılan, çok ciddi fonksiyonlar içeren, faktörler içeren bir standartlı şinastı. Bu tip standartlarda
yani işte kalite standartlarında, yazılım kalite standartlarında yazılımın işte, büyük tasarım değişimlerinden ne derece etkileneceği, yazılımın sağladığını beyan ettiği fonksiyonları gerçekten sağlayıp sağlayamadığının kontrolü ya da işte ölçülebilirliği, yazılım kodlarının tekrar kullanabilir olup olmadığı işte reusability dediğimiz, yazılımın ölçeklenebilir olup olmadığının kontrolü. Ne örnek verelim? Mesela yazılımın kullanım kolaylığı, işte usability az önce Koray Bey de bahsetti. Yazılımın test edilebilirliği aslında şu anki panelinde konusuna ışık tutacak yazılımın test edilebilirliği gibi şeyler ölçümlere yol gösterebilir bu kalite standardı. Bunun haricinde yine aslında yine en başta Koray Bey aslında benim bir şekilde bahsedebileceğim birçok yere değinmiş oldu. Oradan yola çıkarak şeyi söyleyeyim. İşte maintainability içinde 9126'nın içinde bir şey geçer. Faktör bilgisi geçer. Bakım onarım, yazılımın bakım onarım yatkınlığı biz yazılımı geliştiriyoruz. Bir noktaya getiriyoruz ama yazılım tamir edilebiliyor mu? Ya da işte şekilde update edilecek, update'e uygun mu değil mi? Yazılımın maintainable olup olmadığı, bakım onarım diyelim ona Türkçeleştireyim. Bakım onarım yatkınlığı gibi faktörlerini değerlendireceği kriterlerini aldı. Bir standart, kalite standartıdır. Bu tarz kalite standartları takip edilebilir, izlenebilir, kod analizleriyle ölçülebilir ve değerlendirilebilir. Bu bahsettiğim faktörlerin ölçümünde de yazılım kalite metrikleri kullanılmakta. Yani işte örnek olarak mesela kod karmaşıklığını ölçebilen metrikler bulunmakta. İşte Halstead'in vardı, Halstead ölçüm metrikleri, McGavin kompleksite psikomatik kompleksitesi ve diğer kompleksite metriklerinin yer aldığı bir metrik klinisi vardı. Başka örnek olarak nesne tabanlı, object oriented yazılımların kalitesini, büyüklüğünü, işte kalıtım derinliğini, yazılım içinde bir metodun nerelerden kaç defa, ne kadar sıklıkla çağrıldığını ve benzeri ölçebilen CK metrik klinisi bulunmakta mesela. Bugün metrikler kullanılarak, bu gibi metriklerden faydalanılarak bu bahsettiğim kalite faktörleri ölçülebiliyor. Şahsen bu kalite faktörlerinin üzerine titizlikle durulması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunların da en önemlisinin bakım onarım yatkınlığı, işte maintainability faktörü olduğunu düşünmekteyim. Çünkü yazılım dediğim gibi, yazılımı yapıyoruz. Entegrasyonunu sağlıyoruz. İşte sistem çalışır duruma geliyor. Ancak sonrasında ben iyileştirme yapacağım, yenileme yapacağım. İşte isterler değişecek, belki cidden 2 yıl geçmiş yazılımın üzerinden yazılım bir olgunluğa erişmiş. Ben 2 yılın sonunda yazılıma yeni bir modül ekleyeceğim. Bu tarz şeylerde yazılımın yatkın olması gerekiyor. Tabii bunları bir insan gerçekleştirecek. Bu insanın bu kodlara çok çabuk adapte olabilmesi gerekiyor. Cidden çok önemli. Yani bu sürecin, bakım onarım sürecinin maintainability, bir yazılımın maintainable olmamasının neticesinde 2017 yılıydı yanılmıyorsam, belki katılımcılar daha net bilgi sahibidir ama 2017 diye hatırlıyorum. Global anlamda yapılan bir analiz çalışmasında bakım onarım yatkınlığı düzgün olmayan, yüksek olmayan yazılımların bir şekilde hani çöpe gitmesi neticesiyle, çünkü siz 2 yıl, 3 yıl geliştirdiniz ve o yazılım yeni isterlere cevap veremiyor ve bir şekilde ilerletemiyorsunuz. Bunu hatta şöyle örnekleyeyim, raporun sonucunu vereyim. Maintainable olmaması sebebiyle çöpe giden yazılımların toplam küresel zararı 1.7 trilyon dolar civarındaymış. Tam rapor yapan kurumun adını hatırlayamıyorum ama yabancı menşeli tabii ki. Hani dilenirse daha sonra bunu bir şekilde paylaşabilirim, araştırıp tam kurum adını bulup. Az önce Koray Bey game testing'den, game tester'dan böyle bir kavramdan bahsetti. Ya örnekse işte 2 tane oyundan bahsedeceğim. Ben de birazcık ilgiliyimdir oyunlarla, oyun dünyasıyla. İşte No Man's Sky diye bir oyun yapıldı. Aslında çıktığında felaket derecede kötü durumdaydı. Hani işte beklenilen şeyi karşılayamadı. Ürün fonksiyon, beyan ettiği fonksiyonların hiçbirisini yerine getirebilecek durumda değildi çıktığında. Ve haliyle cidden çok ciddi bir çöküş yaşadılar. Ama tahmin ediyorum çok ciddi İyi bir proje yönetimi ekibi ve proje yönetimi süreci varmış ve neticesinde aslında bakım onarım yapılabilir, maintainable yazılımları varmış ki şu anki geldiği nokta inanılmaz bir nokta. Yani cidden dibe vurup hani
suyun yüzüne çıkmak değil, bayağı uzaya falan çıkacaklar. Zaten uzay tandansı gol. Çok yüksek bir başarımı elde ettiler. Ama yine çok ünlü bir oyun firmasının yaptığı, işte Cyberpunk 2077 diye bir oyunda yine çıktığında sağlamayı beyan ettiği şeylerin hiçbirini sağlayamayıp hatta bir sürü hatayla iç içe şekilde piyasaya sürüldü. Ve şu anda çok büyük bir firma, çok büyük bir ismin çıkardığı oyun olmasına rağmen oyun belli bir seviyeye gelemiyor. Yani update'ler falan kesinlikle işe yaramında değil. Aslında bu şey maintainability'nin niye üzerinde durulması gerektiğinin çok ciddi bir örneği. Tabii konumuz savunma sanayindeki bilişim ürünleri ama şöyle bir de bir durum var. Savunma sanayine bir şekilde geçiş yapan yazılım geliştiriciler aslında çoğu zaman daha önce oyun development'ıyla gelişmiş insanlar oluyor. Çünkü aslında ikisinin mekanikleri cidden aynı. Yani bir oyunda işte gidecek bir yüzeyi modelleyebiliyorsanız çok pardon sürem dolmuş ama bir iki dakika daha rica edeceğim. Savunma sanayinde bir roketi simüle edebilirsiniz ya da onu test edebilirsiniz gibi düşünülür genelde. Böyle bir örnek vereyim. Yani aslında kompleks bir yazılımdansa modüler bir yazılıma odaklanmak, her bir modülün girdisini çıktı olarak verip mümkünse diğer modüllerle çok fazla etkileşimde bulunan, yani işte nedir o? Yani bilgisayar dünyasının içindeki herkes bilir. High coercion, low coupling denir. Bakım onarım yapılabilirliğinde en önemli anahtarlarından biri olduğunu düşünüyorum. Yani özetle aslında söyleyebileceklerim bunlar. Standart takip etmek, bir varsa yazılım geliştirme standartı. İşte belki süreç takibi, yazılım geliştirme süreçleri, bu CMMI, Spice gibi bir şeye entegre olmak ya da en azından sadık kalarak ona uyumlu şekilde geliştirmeye çalışmak. Yazılım kalite standartlarını takip ediyor, en azından göz önünde bulunduruyor olmak başarım oranını artıracaktır diye düşünüyorum. Yani genel olarak söyleyeceklerim evet. Böyle. Tamam, çok teşekkür ediyoruz Alper Bey. Ben teşekkür ederim. Bu örnekler için de ayrıyeten teşekkür. Şimdi tabii savunma panel test defense olunca hani biraz fonksiyonelite performans özelliklerinden bahsediyoruz. Ara ara siber güvenlik eksenine gidiyoruz. Siber güvenlik eksenine giderken de Muhammed El Aydın hocama soracağım ama ona soruyu sormadan önce bir nevi şeyde moderatör görevini bırakarak bir nevi panelist olarak da bir 5 dakikanızı bu siber güvenlik alanında yapılan çalışmaları aktararak hani ihtiyacı ifade etmek isterim. Ardından da Muhammed Ali Aydın hocama bir soruyla devam etmek isterim. Şimdi biz genellikle şunu gördük TR test olarak siber güvenlik anlamında. Şimdi yani yerli ürün ve hizmetler var ülkede. Bu yerli ürün ve hizmetler belirli bir olgunlukta, belirli bir kalitede olabiliyor ama bunların tabii son ihtiyaç makamına gösterilmesi gerekiyor. Bu anlamda biz şeye baktığımızda, yerli ürün ve hizmetlere baktığımızda yani kamu kurumlarıyla veya işte ihtiyaç makamlarıyla yaptığımız görüşmelerde hep şunu gördük. Yani deniliyor ki, ya ürün var hocam ama belirli bir kalitede mi, belirli bir olgunlukta mı, belirli bir ihtiyaçları karşılıyor mu diye. İşte bunu giderebilmek için Savunma Sanayi Başkanlığımızla birlikte TRT olarak bir proje başlattık. Ve bu projede de Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'ne üye olan firmaların hizmet ürünlerini test ve sertifikasyon yani bir nevi uygunluk değerlendirme faaliyetini yürütelim diye bir noktadan çıktık. Tabii çıktığımız zaman şuna baktık. Birincisi ya ürünleri test edelim, testten geçenlere sertifika verelim ama bunlar neye göre verelim? Hani ortada bir kriter var mı? Bir kriter olması gerekiyor. İlk önce bir kriterinizin belli olması lazım. Bu anlamda yerli üreticilerimizi bir araya topladık. Mesela bir firewall grubunda, bir CM grubunda, bir DLP grubunda üreticilerimizi bir araya topladık ve onlara dedi ki ya hocam sizin ürün grubunuzda olmazsa olmaz kriterler nelerdir? Bunları hadi hep birlikte belirleyelim. İlk önce uluslararası uygulamalara bakalım dedik. Uluslararası uygulamalardan referans alabileceklerimiz varsa onları alalım. Eğer alacaklarımız yok ise en azından o ürün grubu özelinde ürün grubunun taşıması gereken nitelikleri oluşturalım, belirleyelim şeklinde o mottoyla yola çıktık. Ve bu çerçevede de 11 ürün grubunda yaklaşık 2 yıla yakın bir zamanda, 2 yılda tam olmadı,
1,5 yıla yakın bir zamanda 11 ürün grubunda kriterleri oluşturduk. Hani birkaç örnek vereyim mesela. Firewall, CMDLP, zafiyet yönetimi, tehdit istihbarat, uç nokta güvenliği, güvenli mesajlaşma gibi kriterleri oluşturduk. Pandemi döneminde video konferanslar popüler olunca ülkedeki video konferans üreticilerini bir araya topladık. Onlarla beraber oluşturduk. Hatta onlarla beraber işte uygulamalarını kullandık. TRTS bünyesinde de bizzat yerli üreticileri de kullanıyoruz bu anlamda. Dolayısıyla bu kriterleri oluşturduk. Oluşturduktan sonra dedik ki biz bunları test edeceğiz. TRTS'in de misyonu gereği, Alper Bey biraz bahsetti, ülkedeki mevcut altyapıları etkin ve koordineli bir şekilde kullanmak gibi bir misyonu da var. Bu anlamda ülkedeki altyapıları da kullanarak bu ürünleri test etmeye başladık. Faydasını da gördük ama test yaklaşımımız da şu oldu. Kriterleri belirlemiştik. İlgili üreticiler, akademisyen, laboratuvar ve ilgili taraflarla beraber belirlediğimiz bu kriterleri biz alt yüklenicimizle beraber nasıl test edeceğimize çalıştık. Ve en sonunda mutabakat toplantısı adını verdiğimiz bir toplantıyla da bir çalıştayla da bunları tamamladık. Ne yaptık? Ey üreticiler, sizlerle bu kriterleri oluşturmuş idik. Bu kriterlere biz çalıştık. Bakın her bir maddeyi bu şekilde test edeceğiz. Mutabık mıyız diye üzerinden geçtik. Artı orada derin teknik tartışmalar neticesinde metodolojimizi de oluşturmuş olduk. Ardından da test süreçlerine başladık ve testlerden başarıyla geçenlere de bir sertifika veriyoruz. TRTS ürün uygunluk sertifikası. Bu anlamda 7 ürün grubunda aktif bir şekilde de sertifikayı verdik. Bir ülkedeki bir ihtiyacı giderme noktasında hareket etmiş olduk. Ve bir taraftan da devam ediyoruz. Mesela işte WAF ürün grubu, NAK ürün grubu, adli bilişim, şifreleme, SD-WAN gibi değişik ürün gruplarında ve her geçen gün yeni açtığımız ürün gruplarında da çalışmalara devam ediyoruz. Yani çok kısaca böyle özetleyebilirim. Tabii bunların hepsi aslında belki hani siber vatanımızı korumak amacıyla yapılan çalışmalar. Şimdi Muhammed Ali Hocam'a bir soru sormak isterim. Yani akıllı ekosistemler ve kritik altyapıların ulusal güvenliğimize etkisi sizce nasıl olur? Yani botnetlerin parçası olan IoT cihazları başka ülkelere ya da ülkesindeki sunuculara malumunuz saldırılar düzenleyebiliyorlar. Bu nedenle bu siber vatanımızı korumak, savunma sanayi ürünleri kadar kıymetli bu konuda yapılan standart çalışmalarını genel anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Hocam hızlıca değerlendirmenizi alabilirsek çok memnun oluruz. Buyurun. Öncelikle teşekkür ediyorum. İki kapsamda ele almak gerekiyor. Bir tanesi dediğiniz ki IoT kapsamı, yani son kullanıcı bazı. Bir de kritik altyapı kapsamında. İlk turda özellikle bu IoT kapsamına vurgu yapmıştık. Akıllı cihazların saldırılara hedef olması kullanıcıların gizlini kesinlikle tehlikeye atacak. Yani hepimiz şunla hep böyle konuşuruz kendi aramızda. İşte akıllı telefonumuz yanımızda. İşte biz bir şey söylüyoruz, arkadan reklamlar geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Acaba işte ses, görüntü alınıyor mu? Tek bir akıllı cihaz olarak konuşlandırdığımız akıllı telefonda bu endişeyi taşırken, bu ekosistemde artık bütün işte akıllı süpürge, robot süpürgeden bahsediyoruz, televizyondan bahsediyoruz, fırından bahsediyoruz, buzdolabından bahsediyoruz. Bu kapsamda bunların her biri eğer güvenliği sağlanamadığı takdirde, bu tabii ki üretim kısmında güvenliğin sağlanması var, gizliliği noktasında. Son kullanıcı farkındalığına bağlı olarak güvenliğinin sürdürülmesi var. İşte Endüstri 4.0 ile birlikte gelen, dijitalleşen ve akıllanan üretim hatlarının olduğu, uzaktan izlenen ve kontrol edilen enerji dağıtım şebekelerinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyle bir dünyaya girdik artık. Ve bu teknolojiler şu anda hali hazırda kullanılıyor. Ve bu teknolojilere yapılan saldırıların sonucunda işte ülkemizde bu KVKK, Kişisel Veri Korunum Kanunu, Avrupa Birliği GDPR, Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı bir kanun, bunların gizlilik ihlali gibi sonuçlar gerçekten doğabilir. Yani bunların işte testing, siber güvenlik anlamındaki testing süreci o açıdan son derece önemli. İnsan hayatını, hatta bir bölgedeki tüm canlı yaşamını tehlikeye atan sonuçlar da ortaya çıkarabilir. Ki Stuxnet'ten bahsetmiştik hatırlarsanız, bu nükleer tesisleri yapılan bir saldırı bu. Bu saldırı sonucu tesisin devre dışı kalması ve hatta radyasyon risklerini ortaya çıkardığını görüyoruz. Hep bu örnek verilir ama 2021 Şubat ayı içerisinde, belki hani burada yine
duymuş olan, okumuş olan katılımcılarımız, panelistlerimiz vardır. Florida'da meydana gelen içme suyu arıtma tesisine düzenlenen saldırı güncel örneklerden biridir. Bakın bu saldırı sonucunda suya katılan sodyum hidroksit oranı 1000 kat artırılıyor. Bu siber saldırı sonucu şebeke suyunun halkla buluşmadan hemen öncesinde keşfedilmesi, çevre ve insan hayatına verilecek zararın engellenmesi sağlanıyor. Önlendi ama peki halka ya da insanlara ulaşmış olsaydı ne olacaktı ilk aşamada? Yani buradaki madde göze etkileyecek körlük ile başlayan, bir süreçte devam eden ve insan hayatını tehlikeye götüren bir tabloyla karşılaşılabilirdi. Aynı şekilde bu tip saldırıların, örneğin doğal gaz dağıtım şebekesinin, şebekelerinin merkezine yapıldığını düşünün. Örneğin bir yerde basıncın çok artırıldığı bir durumda patlamaların, değil mi? Hani felaketle sonuçlanabilecek durumların olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Aynı şekilde mesela akıllı üretim hatlarında meydana gelen bir siber güvenlik atağını düşünün. Bu kapsamda bakın fiziksel işçi ölümleri, yani sonuçta orada otonom hareket eden sistemler, robotik sistemlerden bahsediyor olacağız. Burada sakatlanmalar, üretimin aksaması, mali kayıplar gibi birçok etki meydana gelebilir. Siber güvenlik risklerinin iş sağlığı güvenliği üzerine etkileri de ilginç bir araştırma konusu oluşturduğunu özellikle buradan vurgulamak isterim. Hep iş sağlığı güvenliğini hep düşünüyoruz ama siber güvenlik risklerinin iş sağlığı güvenlik etkisi ne olacak? Bu alandaki ihtiyaçlar göz önüne alınarak özellikle merkezimizle birlikte bir proje çalışması başlattık. Özellikle bu kritik altyapıların araştırma, test ve değerlendirme merkezi üzerine bir proje çalışması içerisindeyiz şu anda. Hani burada birçok hani test tarafında hem TL testimiz olsun hem de diğer katılımcılarımızın bulunduğu. Biz burada da ülkemizde farkındalığı aslında daha da ileriye taşıyabilmek adına, ulusal güvenliğin sağlanması adına kritik altyapılar üzerine siber güvenlik araştırmaları gerçekleştirip bunları standart haline getirmeyi umut ediyoruz. Bunu tabii ki TRT'sinde diğer panelistlerimizin de katkı sunması ve bu sayede de kritik altyapılarımızın siber güvenlik olgunluklarını bir nebze de olsa yukarıya çekebilmek ve bu sayede ulusal güvenlik kapsamında ülkemize bir katma değer sunmak ana amaçlarımız. Yani bu standartlar aslında işte IoT özelinde regülasyonlar 2017'de Avrupa Birliği'ne yayınlanmışken yeni artık standartlar konuşulmaya başlandı. Aynı şekilde IoT olarak bahsedebileceğimiz kritik altyapıda kastettiğimiz zaman evet biz elektrik su diyoruz ama savunma sanayi en öncelikli konulardan bir tanesi. Evet, özellikle bu alanda ciddi atılımlar yapmaktayız. Yapmaya devam ediyoruz ama burada siber güvenlik konseptinde de bunları yaparken hani ihraç ederken, ürün satarken bu anlamdaki yetkinliğimizin de ihraç edilebileceğini öngörmekteyiz. Ama buradaki en önemli nokta yine insan kaynağı ve özellikle 11. Kalkınma Planı'nda yer alan işte sanayinin ve organize sanayi bölgelerinin siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak özellikle test merkezleri özelinde herkesin öncelikli arasında olmalı. Gelelim bir son bu botnet noktasında standart çalışmaları dedik. Standart çalışmaları özellikle ülkemizdeki üreticilerimizin yurt dışındaki regülasyonlara hazırlanması ve müşterilerin güvenliğini sağlaması açısından oldukça önemli. Ayrıca işte ülkemiz gelen ve piyasaya sunulan cihazların temel test ve değerlendirme süreçlerini ilk turda da bahsetmiştim. Geçmişte de son kullanıcıları korumak kadar siber vatanımızı ve siber dünyayı korumak açısından da çok kıymetli. Amerika'daki Mirai saldırısı örneği zaten bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesi. Bir anda son kullanıcı bazlı evimizde barındırdığımız bu ürünler, akıllı ürünler ki bunları barındırmak ihtiyacı hani tamamen ihtiyaca bağlı olarak yaygınlaşacak. Hepsi bir siber silah konumuna dönüşebilir. Yani biz kendi ayağımıza sıkan konuma da gelebiliriz. Yani bizim elimizdeki konuşlandırdığımız, savunma sanayi kullanmış olduğumuz teknolojiler bir anda eğer siber güvenlik anlamında test ve değerlendirme süreçleri yine panelistlerimizin belirttiği konsepte olgun bir seviyede yapılmadığı takdirde bize kendi ayağımıza sıkmak veya ülkelerin kendi ayağına sıkmak gibi düşünebiliriz. Bu kapsamda
özellikle siber vatanımızı korumak noktasında son kullanıcıda sunulan ürünlerde veya savunma sanayide üretilen ürünlerde bu her zaman için ilk öncelikli olan konulardan bir tanesi kesinlikle olmalı. Ve yine bu vatanımızı yine bizler koruyacağız. Ya da ülkeler kendi içerisinde kendi insan kaynağıyla bunu korumaya çalışacak. Dolayısıyla buradaki insan kaynağı çok önemli. Hep testing taraflı insan kaynağının sorularını görüyorum ama ben hep şunu iddia ediyorum ve söylüyorum. Kendi fakültemiz de çok büyük ve birçok disiplini içerisinde barındırıyor. Donanım geliştiren elektrik elektronik mühendisleri olsun. Hatta çevre mühendisliği kapsamında çalışanlar mühendislerimiz olsun. Endüstri mühendisliği kapsamında çalışanlarımız olsun. Bütün disiplinlerin aslında güvenli ürün geliştirme, güvenli ekosistem geliştirme algısının herkese verilmesi gerektiğine inanıyorum. Sonuçta bu ürünleri, yazılımları geliştiren biz mühendisleriz ya da mühendis adaylarımız. Dolayısıyla aslında testing kısmını en başa çekmek aslında eğitimde de işte T0 anına çekmek, işte güvenli donanım, güvenli kart tasarımı, güvenli yazılım geliştirme. Çünkü biz bir katılımcımızın bir sorusu dikkatimi çekmişti. Ürün ekosistemine özel mi test değerlendirme süreçleri gerekiyor? Evet, genel standartlar var bahsettiğiniz gibi Mustafa Bey ama bazen öyle oluyor ki çünkü protokolle standartlar bazen özelleşebiliyor. Ve özelleşen bu protokolle çünkü ürün özelleşmiş oluyor. Ona özel test standartları, test kezlerinin belirlenmesi gerekiyor. Ve bizdeki test süreçlerinde de bunu görebiliyoruz. Yani know-how kazanımı, şimdi akademide bilimsel çalışmaları çok yaparız, lisansüstü test çalışmaları yaptırırız ama sektöre dokunduğumuz zaman işte daha çok akıllı ürün üreten üreticilerimiz de çok içli dışlı olduk ama savunma sanayi başkanlığında üretilen, bu kapsamda üretilen ürünlerimizde de know-how kazanımını akademi, sektörün işbirliği ve burada geliştirilen teorik çalışmaların yaygınlaştırılması açısından önemli bir fırsat ve insan kaynağı siber güvenlik alanında zaten bir ihtiyaç ama bir de bunu daha da detaylandırdığımız zaman testing tarafına koyduğumuz zaman daha da önemli bir ihtiyaç. Yani yine panelistlerimizin bahsettiği gibi ben tester yetiştiriyorum şeklinde değil aslında. Hep şunu söylüyorum. En iyi savunma saldırıdan geçer. Tabii ki saldıralım diye değil. İyi saldırabiliyorsanız iyi savunabilirsiniz. Bu da şu demektir. Siz tüm ekosisteme her anlamda, teknik anlamda hakim olmuş olursunuz. Ama hiçbir zaman için %100 güvenlik yoktur, olmayacaktır. Olduğunu iddia eden de yanılır. Ama ben son olarak şunu da söylemiş olayım. Nesnelerin akıllanma hızı hiçbir zaman için siber güvenliğe de eşit olmayacak. Dolayısıyla bu bilinçle, bu kültürle hepimizin hazırlıklı olması gerekiyor. Kamu zaten bu kapsamda ciddi çalışmalar yapıyor, özel sektör çalışmalar yapıyor. Bu tür etkinliklerin artması ve ekosistemin büyümesi ve sektör işbirliğiyle bu tür test merkezlerinin çoğalaraktan insan kaynağı yetiştirme noktasında da eğitim kurumlarının daha faaliyet ve faal içerisinde olması. Çünkü konu siber vatan, siber vatanımız ve bu kapsamda da üniversitelere çok büyük iş düşüyor. Sektöre de, kamuya da. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Çok sağ olun. Hocam, biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok kıymetli değerlendirmeleriniz oldu. Onları almış olduk. Şimdi panelle alakalı son sorumuzu da Yeneral Bey'e soralım. Ardından da şöyle bayağı da bir soru geldi. Bir ikisini cevapladık gerçi. Bir ikisini de en sonunda hızlı bir şekilde katılımcılarımıza sorup bazı soruları tabii soramayacağız çünkü çok uzun cevaplara ihtiyacı olabiliyor. O anlamda hızlıca cevaplayabileceklerimizi sorup etkinliğimizi de yavaş yavaş tamamlıyor olalım. Yalnız Yener Hocama söz vermeden önce yine hani sizler de sorulan sorulardan ilgi alanınızı cevaplayabileceğinizde şöyle bir göz ucuyla bakarsanız Yener Hocamdan sonra hızlıca cevaplandırmaya çalışırız. Yener Hocam şimdi malumunuz hocam da bayağı siber güvenlikten bahsetti. Bizler de dilimiz döndüğünce bahsetmeye çalıştık. Peki bu siber güvenlik testleri özelliğinde düşünecek olursak yani siber güvenlikte uygulama test türleri nelerdir? Hangi tool'lar, hangi araçlar aracılığıyla bunlar yapılıyor? Yani kurumlar satın aldıkları uygulamalarda ve geliştirdikleri uygulamalarda nelere dikkat etmeli? Yani bu production ortamında alınan uygulamaların işte runtime'da güvenliğinin sağlanması için hangi yaklaşımlar var? Bu konuda hocam sizden de hızlıca değerlendirmelerinizi alalım. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Evet, 8 dakikam var herhalde. Hızlıca bitirmeye çalışacağım. Özellikle sıfırdan bir kurum kurmadığımıza göre bir kuruma güvenli yazılım geliştirme
kültürünü nasıl edindiririz diye özetlesek daha mantıklı, dinleyicilerimiz açısından daha anlaşılır olabilir. Şimdi geleneksel güvenlik yöntemlerinde firewall, IPS, IDS, DDoS gibi ürünleri konumlandırırız. Buna ben hep şey derim, yani kapıyı 3-5 kez kitlemek, yani farklı farklı anahtarlarla kitlemek olması gerekir. Fakat esasında pencere dediğimiz, kendi geliştirdiğimiz ya da dışarıdan satın aldığımız, dışarıya açık olan uygulamalarımızın güvenliğine çok da dikkat edilmez. Ben buna siber güvenliği bir kara delik olarak düşünürsek, ki hiç hacklenmedim ya da hacklenmeyeceğim diyen bir şirket, kurum yoktur galiba. Dolayısıyla bir kara delik olarak siber güvenliğe bakarım ve yüzey alanını mümkün olduğunca kapatmak olarak stratejiyi belirlerim. Dolayısıyla yazılımların güvenliğini almak da en az kapıyı kilitlemek kadar da önemli ve son zamanlarda yapay zeka ile de beraber saldırganlar yazılımların vulnerability'lerini kullanarak kurumlara zarar veriyorlar. Şimdi özellikle geleneksel güvenlik cihazlarının, yazılımların satılmasında tabii ki bu çok uluslu firmaların, bu ürünleri üreten çok uluslu firmaların pazarlama stratejileri var. Dolayısıyla çok etkinler sahada ve birçok kurumumuz bu ürünleri almış. Fakat bu taraf biraz öksüz. Dolayısıyla ben özellikle kamu kurumlarında güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsünün kurulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve nereden başlamalı? Birincisi tabii ki, ha bir de şu var, dijital zehirlenme diyorum ben ona. Yani bir insanlara gösterecek neyim var abi? Dön şuraya, sertifikam var. ISO, CMMI, Spice, bunlar olsun diyor. Üst yönetici, bazen sponsor. Hadi bizim niye yok, hemen alalım. Şimdi bunu dediğimiz zaman sertifika süreçleri ayrı oluyor. Yani bir denetmen geldiği zaman ayrı, bak böyle yapıyoruz diye. Normalde kurumsal kültür başka yoldan gidiyor. Ya da sadece denetim zamanında uygulanıyor. Ya da danışıklı denetim yapılıyor. Onun için bu kurumsal maturity ile alakalı bir şey, adım adım gitmekte fayda var. Yani bütün kamu kurumlarımızda hedef önce bir sertifika almak olmamalı. Şimdi gelelim nereden başlamaya? Bir sponsor yöneticiden başlamak lazım. Çünkü o kurumun patronu o yöneticidir, sponsordur. Dolayısıyla ona gerçek kurumdaki ihlalleri, zafiyetleri göstererek, bundan da hiçbir arkadaşımızın çekinmemesi lazım. Siber güvenliği yöneten, bilişimi yöneten arkadaşlarımız, sayın başkanım, sayın genel müdürüm, neyse, bizim açığımız bunlar, geçen günde hacklendik ha. Bunu söyleyebilmek lazım. Aynı zamanda KVKK gereği de bu yapılıyor. Bir de bizim uymak zorunda olduğumuz compliance dediğimiz şeyler var. Nedir onlar? İşte kamunet genelgesi, siber güvenlik eylem planı, Cumhurbaşkanlığı işte biliyorsunuz eylem planları ve genelgeleri, bunlara uymamız gerekiyor ve denetçi arkadaşlarımız da bunları mutlaka denetlemesi lazım. Yani biliyorsunuz bir kanun koyduğumuzda eğer bir cezası yoksa bu kanun uygulanmaz. Hani bizim gibi ya bizde hiç uygulanmaz. Dolayısıyla illaki bir cezası olması lazım. Evet, itibar ve veri kaybı olduğunda özel sektör direkt yok oluşa dönüyor. Çok büyük zararlar uğruyorlar ama kamu kurumlarında tam da böyle değil. Bir de yani iş işten geçtikten sonra ceza vermenin bir anlamı yok. Dolayısıyla sponsora gerçek ihlalleri raporlayarak buna ihtiyacımız olduğunu ve kendisinin de bundan sorumlu olduğunu anlatıyor olmamız lazım. Yani onun risk iştahı içerisinde bu güvenli yazılım geliştirme veya dışarıdan alınan uygulamaların siber güvenlik testlerinin yapılması ve güvenli bir şekilde sunumunun sağlanmasından sorumlu olduğu hissettirilmeli. İkincisi araçlar. Statik ve dinamik kod tarama araçları, en çok bildiğimiz araçlar. Statik dediğimiz kaynak kodu tarayanlar, dinamik dediğimiz işte production ortamında dışarıdan işte black box dediğimiz testleri yapan araçlar. WAF'larımız ve yine dinamik olarak runtime'da uygulamaları koruyan araçlarımız. Bununla beraber yeni bir konsept var. Artık siber güvenlik test orchestrator'lar çıktı. Dünyada çok yeni bir konsept. Türkiye'de de yerli bir firma var bu konuda çalışan. Aynı bizim hani işte CM'lerimizi yöneten SOAR'lar gibi
Burada da siber güvenlik test orkestratörleri var, sistemleri yöneten. Bir de sızma testleri yapıyoruz, penetrasyon testleri yapıyoruz dışarıdan veya dışarıdan hizmet alımıyla ya da kendi içimize kurduğumuz ekiplerle. Bunlar da yine bize bu bulguları ortaya koymamızda faydalı oluyor. Peki ne yapmalı? Bir denetçi ekibi kurmalıyız öncelikle. Çünkü kuvvetler ayrılığı bu işte olması gerekiyor. Yani yazılım ekipleri aynı zamanda kendilerini o anlamda denetleyemiyor. Kamuda dediğim gibi çok büyük bir zaman baskısı, mevzuat baskısı, iş birimi baskısı olduğundan dolayı siber güvenlik ve testler genel itibariyle ikinci plana atılıyor. Ama demin bahsettiğim büyük kayıpların olmaması için mutlaka bir denetçi ekibinin, bağımsız bir kalite ekibinin olması gerekiyor. Ve ilk başlarda bulguyu çok dar tutmamız gerekiyor. Özellikle kritik bulguları ön plana koymamız gerekiyor. Ve bu kritik bulguların çok hızlı giderilmesi gerekiyor. Bunu yaparken dışarıdan danışmanlık hizmetleri alınabilir ki bu denetçi ekibiyle bazen yazılımcı ekibi arasında bir konflikt oluyor. Özellikle false pozitif konularda ve bir hakemin bu konuda hayır, yani burada denetçi ekibi doğru, hayır burada bu arkadaşlarımız doğru diye dışarıdan hizmet alım yöntemiyle öneriyorum ben. Mutlaka bir hakemin bu konuları bir haftalık toplantılarla diyebiliriz, danışmanlık toplantılarıyla ya da yazılımcı arkadaşların, denetçi arkadaşların bilmediği konulara da başvuracağı bir hizmet olarak alınması gerekiyor. Haftalık raporlama sponsora veya diğer bütün paydaşlara haftalık siber güvenlik ihlalleri, siber güvenlik açıkları ve giderildikleri zaman giderilme bulgularını sunmak gerekiyor ki bu özellikle yazılımcı arkadaşlar arasında büyük bir rekabet ortamı doğuruyor. İşte bende güvenlik açığı yok, sende var. Bir de yazılım geliştirme kültürü açısından, hani dedik ya hep kültürü oturtmak her şeydir, standartlar işte kahvaltıda yenebilir falan diye. Dolayısıyla o zaman işte bu kültürü oturtmak için bu rekabeti de oluşturmamız gerekiyor ve eğitimler tabii ki. Bu arkadaşlarımıza işte TRT'den olabilir, işte Kalite ve Test Derneği'nden olabilir eğitimler aldırarak onlara sertifikasyonlarını vermemiz gerekiyor ki onlar da bu çalışma içerisinde altın bilezik kazandığını hissetsinler ve zaman içerisinde onlar da güvenli yazılım geliştirme ya da yazılım testi konusunda uzmanlaşsınlar ve ondan sonra otomasyona geçmek gerekiyor. Otomasyon artık biliyorsunuz DevOps dediğimiz şey, yani testlerin de siber güvenlik testlerinde otomatik bir şekilde yapılarak bulguların ortaya çıkarılması ve eğer ki mevzuat gereği acilen açılması gerekiyorsa bunun mutlaka sponsor onaylı yapılması. Yani oradaki kurum başkanı, genel müdür kimse evet ben bu güvenlik açığını kabul ediyorum, uygulamayı açınız arkadaşlar diye imzalaması gerekir ki yarın diğer bahsettiğim güvenlik açıkları olduğunda suçlu en başta benim diyebilsin. Ve dokümantasyon tabii bir knowledge base oluşması gerekiyor ki yeni başlayan arkadaşlarımızın yazılım işine ya da test işine bu konuyu öğrenmesi ya da aradıklarında bulabilmesi için bir portal olabilir. Bu tool'ların portalleri var. Ve son olarak sertifikasyon tabii ki. Bunlar tamamlandıktan sonra ISO 27001 mi alıyoruz? Spice mi alıyoruz? CMMI mi alıyoruz? Başvurabiliriz. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben de tam şu kısma odaklanarak sözlerimi tamamlayacaktım. Bu yani sertifikasyonla alakalı konuşmanızın başında da birkaç cümle sarf ettiniz. Onlar kıymetli. Yani aslında yani bir ürün üretiyorsanız, bir sistemi yaşatıyorsanız, bir süreç içerisinde bulunuyorsanız veya bir kişi olarak belirli şartları sağladığınızı, belirli uluslararası standartların veya ulusal standartların karşıladığının ispatını, yani bir uygunluk değerlendirmeyi göstermek istiyorsanız sertifikasyon aslında bu işin bir nişanesi, bir taçlandırması olmalı. Yani bunu uyguluyor olmanız, uyguladıktan sonra ya ben bunu uyguluyorum, şey yapıyorum, böyle de bir sertifika alayım demeniz gerekiyor. Yani bu işin taçlandırması oluyor. Yapmadığınız şeye girmenizin bir anlamı yok veya şöyle söyleyeyim, hani danışıklı dövüş olmasının bir anlamı yok. Yani uygulanmayan bir şeye sertifika verilmemesi lazım. Bu çok kıymetli ifadeler. Şimdi genel itibariyle sorularımızı sorduk. Şöyle bayağı da bir yoğun katılımcı oldu, dinleyici oldu. Onların da soruları var. Mümkün olduğunca hızlıca cevaplandırmaya çalışalım. Ben birkaç şeyi hemen hızlıca sormak isterim.
Şimdi bir soru vardı. Şimdi Başak Zülfikar'dan 3 soru gelmiş. Onun bir tanesini cevaplandıralım derim. Çünkü öbürleri Big Data ayrı bir konu. Hemen şunu Alper Bey siz mi cevaplarsınız? Bu özellikle İHA'ların geliştirildiği basic bir projede saldırı savunma sistemleri olmayan en az kaç level'da test yapılmalı? Non-functional testleri de düşünerek en kritik mutlaka yapılması gereken testlerin hangileri olduğunu düşünüyorsunuz diye bir soru var. Hocam çok hızlı cevaplarsanız memnun oluruz. Çok, çok hızlı. Tabii projenin hani basic bir proje deniliyor. CDRP yani böyle aşamaları var mı yok mu bilmiyorum ama çok hızlıca şunu söyleyebilirim. Hani hangi level'larda demiş. Yani kabul testlerine, acceptance testlerine ihtiyaçları olmayacaktır. Çünkü gelişme aşamasında bir projeden bahsediyorlar. Yani en başından beri deniyor işte test first, yani unit testing'den başlayarak unit test, functional test, component test olmalı. Sonuçta bir sistemden bahsediyoruz ve İHA gibi bir sistemden bahsediyoruz. İşte sistem testleri mutlaka uygulanıyor olmalı. Hani regression testler uygulanıyor olmalı. Ama bunların haricinde hani özellikle non-functional diye de sormuşlar. O noktada da hani ya fonksiyonel testlerde tabii şeylerin ele alınıyor olması gerekiyor. İşte safe start var mı? Doğru çalışıyor mu? İşte İHA'dan bahsettiğimiz için flight stabilization sağlanıyor mu? İşte GPS şeye fail verdiği zaman ne yapacak? İşte o konumlama geri return home dediğimiz şey doğru çalışıyor mu ya da artık neyse oradaki senaryoları bilmiyorum. Bu tarz ana fonksiyonların mutlaka test edilmesi gerekiyor. Bunun haricinde yine İHA'dan bahsettiğimiz için yanılmıyorsam savunma saldırı modülleri olmayacak gibi bir şey demişlerdi. Ama hani diğer işte kamera varsa kamera falan gibi diğer tool'ların doğru çalıştığı, entegre sistemlerin doğru çalışıp çalışmadığına dair yazılımsal testlerin mutlaka yapılıyor olması gerekiyor. Cihazın kendi yapısal mekanik testleri de var tabii işte. Nedir işte environment, bu çevresel testler. EMI-EMC testleri, elektriksel testler, sonuçta pili olacağı için kimyasal testler falan bunlara mutlaka girmesi gerekiyor ama yazılım tandanslı bir panel olduğu için yazılım tarafından girmek istedim. Yani bunlar ilk etapta aklıma gelenler, bunların mutlaka çok basic bir projede olsa test edilmesi gerekiyor diye soruyu cevaplamış olayım. Hocam. Öknur Batı'dan bir soru var. Savunma sanayine görev alacak bir test uzmanının yetkinlikleri neler olmalıdır diye bir soru var. Bunu belki sadece savunma sanayi değil, genel anlamda da değer düşünerekten bu soruya cevap vermek isteyen panelistimiz var mı? Koray Bey, hocam siz mi vermek istersiniz? Bir şeyler söylemek ister misiniz? Söyleyeyim, çok aslında duyduğumuz bir soru. Yani şimdi savunma sanayi de olsa, game tester de olsa, ne bileyim ya da finans teknoloji de olsa testin temellerine sahip olması gerekiyor, bilmesi gerekiyor. Temelde bu nedir? Bahsettiğimiz bir risk kavramı ne? Ve ben bu riski nasıl hesaplarım? Yani testi buraya dayandırmadan zaten başlayacak herhangi bir test çalışması çok anlamlı olmayacaktır. O risk haritasının çıkartılması. Onun üstüne neleri koyabiliriz? İyi bir analiz yetkinliğine sahip olması gerekiyor. Yani test dediğimiz zaman aslında test edilecek objenin, nesnenin, yazılımın en iyi şekilde anlanması gerekiyor. Zaten ISQ'nun burada neyi var? Test analist diye bir sertifikasyon ve müfredatı var. Düşünün bakın, business analist varken burada test analist diyor. Yani iş analisti gibi işi değil de test edecek objeyi analiz eden bizim neye ihtiyacımız var? Kişilere ya da yetkinliklere ihtiyacımız var. Analiz ettikten sonra, iyi bir analiz ettikten sonra da teknikler. Bunun üzerine teknikleri koyması lazım. Bir sürü teknik var. Bunları biz ISQL müfredatında bulabilirsiniz. Hatta benim bunlarla ilgili apayrı bir kitabım var, yazılı test teknikleri diye. Teknikleri eğer bilmezseniz dar zamanda az bütçe ve az kaynakla zaten sıkışmış test projelerinde çok etkili, verimli işler yapamıyorsunuz. Ve teknikleri de bizim insanımız seviyor. Teknik insanları her zaman sevmişizdir. Ne bileyim, Maradona'yı sevmişizdir. Pele'yi sevmişizdir. Bir kitap yeni haftaya gösteriyor sağ olsun. Bu teknikleri çok zevkle biz anlatıyoruz. İnsanlar da keyif alıyor. Bunları öğrenerek ne yapmaları lazım? Testlerini hızlandırmalı, etkileştirmeleri gerekiyor. Doğal olarak tabii şu da lazım. Savunma sanayi diye soruyorsanız, savunma sanayinin domainini bilmeniz lazım.
Yani bir finans sektöründe yer alan tescilin finans terminolojisinden tutun da finansal kullanılan sistemlere, yazılımlara kadar nasıl hakim olması gerekiyorsa savunma sanayinde yer alacak bir tester'ın da ya işte şu sistemler, şu yazılımlar var, şu tür genelde hatalarla karşılaşılıyor savunma sanayinde diye o alan bilgisini çalışması lazım. Bu yüzden bunu ikiye ayırabiliriz. Bir, testle ilgili bizim gideceğimiz bir yol var. İşte foundation level, analizi, testin üstte teknikleri. Bir de ne var? Paralelde domain olarak kendimizi geliştirmemiz gereken ikinci bir bacak var. Biri eksik olursa bir şey oluyor, bir kayma oluyor. Önerim o olur. Bu şekilde kendilerini geliştirirse hem keyif alırlar hem de katma değerli işler üretirler. Çok teşekkürler hocam. Şimdi bir sorumuzu da aktarayım. Siber güvenlik üzerine çalışmak isteyen birisine hangi standartları referans alarak çalışmasını önerirsiniz diyor. Muhammed Ali hocam, bunu size soralım mı? Ne dersiniz? Cevaplamak ister misiniz? Ben de herkese cevaplayabilir. Aslında şöyle, genel siber güvenlik standartları zaten var. Hani birçok standartlar var. Bizim test süreçlerinde de kullanmış olduğumuz standart, genel geçer olarak bunlar da var ama burada tek bir standart odaklı siber güvenlik anlamında ben olaya genel bakmak istiyorum. Kendisini geliştirmek kavramına ben çok sıcak bakan akademisyenlerden değil. Ha, belki bir kurum kültürü içerisinde bu standartları takip ederekten şeyler yapılacaktır. Biraz önce siz de belirttiniz, işte checklistler oluşturuluyor. Tabii ki standartlara bağlı olarak oluşturuluyor ama buradaki test kültürünün bir standarda bağlı olarak orada kalması, bir sonra standart değiştiği zaman ne olacak? Hani ben olaya biraz bu boyuttan bakılması taraftarıyım. Dolayısıyla böyle tek bir kalıp, belki Koray Bey katılmayacaktır mı düşündüm ama ben bunu tek bir kalıp içerisinde olmaktansa test süreçlerinin aslında metodolojik açıdan işte nasıl olması gerekliliği noktasında ya da ne yapılması gerektiği noktasında bir geliştirme sürecine girmeleri bence tavsiyonlar. Sadece bir standart alıp önüne hani ben burada bunu yaptım, checklist gibi bu tamam, bunları yetkinlik kazandım dediğiniz zaman bu biraz sığ kalabilir. Hocam katılıyorum ben size, çünkü ISTQ de zaten şeydir, hani müfredata bakarsanız bir şey dikte etmez, çerçeve çizer. Yani bizim evet, tabii. Yani ben hani genel bir spiritüel yaklaştım, yanlış anlamayın Koray Bey. Yok rica ederim, aslında güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü bazen ISTQ'yu yanlış anlıyorlar. Bana en çok sorulan soru şu: ya işte biz ISTQ sertifikası aldık, iş bulamıyoruz. Biz harika testeriz aslında, niye olmuyor? Evet. Diyorum sen ehliyet alınca kaza yapmıyor musun? Yani hani bu ehliyet aldın diye harika bir sürücü olduğun anlamına gelmiyor. Belli bir müfredat var, onu geçtiğin anlamına geliyor. Aynen. ISTQ bir sınavı, sertifikası da öyle. Yani bir müfredatı anlamışsın, okumuşsun, geçmişsin. Bu senin bir iyi tester olduğunu göstermez hiçbir zaman. Tamam, güzel bir şeydir, çalışmışsındır. İki, ISTQ zaten çerçeve çiziyor. O çerçevenin içini dolduracak olan sensin. Yani adam sana 2 günde, 3 günde zaten hap yapıp yutturamaz yani bu işi. O yüzden lütfen şey yapıyorum, yani destekliyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Standartlar yanlış anlaşılıyor bizim ülkemizde. Sanki şunu yaptık aman harika olacağız, bomba olacağız. Yok öyle bir şey. Yani uygulamada da galiba öyle. Mesela ben hep şunu görüyorum, ya haksızlık etmeyeyim, sertifikasyon son derece önemli. Ama Mustafa Bey şey söyledi, denetleme dedi. Gerçekten hani mış gibi değil de denetlenmesi ya da onun altına kadar dolu. Çok genel söyleyeyim, ben 27 bin bile hepimiz biliriz. Hani herkes bir şekilde alıyor ama gerçekten alt noktasına baktığımız zaman ne kadar bunu sağlıyor? Hani içine kadar dolu bu kritik. O belirttiğiniz gibi standartlar ya da sertifikasyonlar ya da şey testing açısından belgelendirmeler bir şey sağlıyor ama bunun denetlenmesi ve dinamik tutulması bence son derece önemli. Çünkü standartlara bağlı sertifika veren hani tester bazlı mühendisler açısından baktığımız zaman da kurumlara da haksızlık edildiğini görebiliyoruz. Biraz önce belirttiğiniz gibi. Ha, ben bunu aldım, neden hala havada kalabiliyorum ya da bunu niye yapamıyorum? Bu bence biraz haksızlık da olmuş oluyor. Çünkü o bir kültür ve özellikle bilişim teknolojileri alanı çok daha genel konuşan biraz bireyin ekosisteme de bağlı, kendisine de bağlı, geliştirmesine de bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Çok çok. Bireye ve kontekste çok bağlı. Yani bağlama çok bağlı. Her projenin kendine özgü gereksinimleri var. İşte biraz önce dedim ya, risk haritası var. Her projenin farklı. Yani bunu bir standarda oturtamazsınız. Bir finans sektörü ya da en basitinden bir haber sitesi içinde bir standart koymak mümkün değil. Her haber sitesinin çok farklı
risk şeyi var, kriterleri var. Her projeyi kendi özünde değerlendirmek lazım. Bir, iki, insan özünde değerlendirmek. İki, buna dikkat etmemiz lazım. Evet, şimdi son bir iki soruyu da hızlıca cevaplandırıp kapatabiliriz. Engin Güllü Hocam'ın bir sorusu vardı. O soruyu aslında ben konuşmam için de mümkün olduğunca cevap vermeye çalıştım. Uygunluk belgesi sertifikası veriyor musunuz diye. Ne konsepte verdiğimizi aktardım. Eğer hani daha detay gerekiyorsa yine bize iletişim kanalları üzerinden, TRTES'in telefon numaralarından vesaire de yine iletişimde açıklayabiliriz, toplantı yapabiliriz. Yine Cenk Bey'in sorusu da aynı şekilde. Yıl içerisinde panel sayınızı farklı disiplinlerden panelistlerin katılımlarıyla artırmayı planlıyor musunuz? Zaten bu anlamda Koray Beyler Test Defense, Test işte Game gibi vesaire bir sürü etkinlik düzenliyor. Bu anlamda Yazın Test ve Kalite Derneği'nin web sayfasından da bakılabilir. Bizler de yine aynı şekilde bu etkinlik olduğu gibi yine Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve diğer etkinliklerde aktif bir şekilde yer almaya çalışıyoruz. Sorular bence genel itibariyle cevapladık gibi, böyle cevaplayamadığımız birkaç soru varsa da bizlere iletişim kanalları üzerinden yine ulaşılabilir. Sizlerin hemen cevap vermek istediği bir şey varsa alalım, yoksa yavaş yavaş son cümlelerinizi alarak toparlayalım diye düşünüyorum. Çünkü 5'i de çeyrek geçiyor. Yaklaşık 2 saat 15 dakika oldu. Hakikaten yoğun, uzun bir süre oldu. 2 saat planlıyorduk. Aslında 2 saatte tamamladık ama bir 10-15 dakikada sorularımızı cevaplamış olduk. O zaman ben herkese teşekkür ediyorum. Şimdi son birer cümle, belki söylemek istediğiniz birer mesajınız varsa sırayla alalım. Ardından da ben kapanışı yapayım diye düşünüyorum. Koray Hocam'dan başlayalım. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Herkese teşekkür ederim tekrar. Benim diyeceğim şu, tested in Turkey dedik ya, bizim dernek olarak vurguladığımız bir mottomuz daha var. Testing is fun. Yani insanlar bu işin gerçekten böyle keyifli, zevk alınacak, yanlarının olduğunu, çok değerli bir iş olduğunu fark etmesi lazım. Biz keyif alıyoruz. Hatta biz bunu biraz daha avcılığa benzetiyoruz. Yani bug hunting'e benzetiyoruz. Lütfen bu gözle baksınlar. Çok keyifli yanları var. Çok lebiderya. Yani yazılım coding de bilmeniz gerekiyor, gerektiği zaman security de bilmeniz, performans, usability de bilmeniz, iş analizi biraz önce bahsettim, agile bilmeniz gerekiyor. Yani size bağlı bu, bundan keyif almak size bağlı ve çok lebiderya bir yer. O yüzden onun altını vurgulamak istiyorum. Evet, tested in Turkey önemli, onun yanında da testing is fun, yani test keyiflidir, eğlencelidir, bunu unutmayalım lütfen. Teşekkür ederim tekrar. Çok teşekkür ederiz. Yenal Hocam, sizden de bir cümleyle son sözlerinizi alalım. Ben de kamudaki yöneticilerimize teste önem verin, yatırım yapın diyor. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Sağ olun. Muhammed Ali Hocam, sizden de bir cümleyle son değerlendirme. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ben de test tarafını öne çıkarmış olalım. Çünkü burası çok kritik. Son kullanıcı bazı aldığımız her bir şeyi tabii ki maliyetine bağlı olarak siber güvenlik konseptinde karıştıralım. Hani bakalım. Çünkü katılımcının büyük bir profili öyle olduğunu görüyorum. Ve teste hizmet etmek, Koray Bey'in son söylediği şey, hani burada fan odağında bence çok katma değer sunacaktır. Ama tabii ki suç anlamında değil, yanlış anlaşılma olmasın. Ama bir son olarak da hep böyle söyleyelim, insan kaynağı yetişmesi kapsamındayız. Eğitim şart. Dolayısıyla burada bu noktaya da gelebilmek için bu alanda eğitimler alalım, lisans test çalışmalarında bulunalım, yapalım. Ben de bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Katılımcılarımızdan bu saate kadar sabırla dinledikleri için de onlara da ayrıca teşekkür ederim. Bu tür etkinliklerin artması, hatta daha da odağın daraltılması çok son derece ihtiyaç olduğunu gelen sorulardan da görebiliyoruz. Bu anlamda da Koray Bey'e ve Mustafa Bey, sizlere çok iş düşüyor. Bizler de en büyük destekiniz olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için de. Biz de teşekkür ederiz hocam. Alper Hocam, son bir cümle alalım sizden de. Öncelikle Koray Hocam'a, Yenal Hocam'a, Muhammed Ali Hocama, Musa Bey, size teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir paneldi. Bir şekilde test herhalde hani, yani ben sektör öncesi değilken testin bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Muhtemelen cidden testle birebir uğraşmayan kimse testin öneminin farkında değil ya da umarım farkındadır diyeyim. Bu farkındalığın mutlaka ki artması gerekiyor. Test cidden çok önemli. Belki üretiminden daha da önemli görülebilir. Çünkü hem para harcanan hem zaman harcanan bir ürünün aslında cidden doğru olup olmadığını, daha sonra fail etmeyeceğini neticelendirmiş oluyorsunuz. Bu anlamda umarım
testle ilgili verilen çabalar artarak devam eder. Tekrar teşekkürler. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Turkish Testing Board'a, değerli panelistlerimize. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim de son cümlem panelistlere katılıyorum olsun. Oldukça kısa olup tamamlamış olalım diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Katılımlarınız için çok çok tekrar teşekkür ediyorum. Yoğun da bir katılım oldu. İzleyenlerin sabrına çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Çok kısa araya gireceğim Mustafa Bey. Tekrar çok teşekkür ediyorum bu arada tüm panelistlerimize ve size aynı zamanda. Çok keyifli ve verimli bir etkinlik oldu. Katılımcılarımız bugünkü yayına dilerlerse sonrasında YouTube üzerinden de tekrar ulaşabilirler. Oraya videoyu yüklüyor olacağız. Tamam. Çok sağ olun Gizem Hanım. Siz de arka planda ayrıca Çiğdem Hanım da sanırım çok ciddi emekleriniz oldu. Çok çok tekrar teşekkür ediyoruz sizlere de. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.